A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Gündem oldukça yoğun. Merak edilen soruların yanıtlarını da ekrana taşıyacağız. Vakit kaybetmeden sıcak bir gelişmeyle hemen başlayalım. İstanbul'da 30 adrese eş zamanlı bir narkotik operasyonu vardı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Son durumu alacağız. Muhabir arkadaşım Ramazan Almaçayır. Bizi bekleyen isim Ramazan, günaydın. Hoş geldin yayına, seni dinliyoruz. Günaydın Cansın Elvacı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi operasyonu. Torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir operasyondu. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki çok sayıda ilçede 30 ayrı adrese operasyonlar düzenledi. Operasyonlara özel harekat polisleri de eşlik etti. Operasyon yapılan adreslerin birçoğunda uyuşturucu madde ele geçirilirken bazı adreslerde de ruhsatsız tabancalar da ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını belirtelim. Bugünün flaş gelişmesiydi. Sabah erken saatlerde özel hareket polisleri eşliğinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Tabii sokak satıcıları olarak belirtilen, torbacı diye tabir edilen bu şüphelilerle ilgili yapılan çalışmada gözaltına alınanların ifadelerine başvurulacak ve uyuşturucu teminli ya da satış noktaları da tespit edilmeye çalışılacak. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların akabinde bir genel istatistik bilgisi de paylaşmak istiyorum. Oldukça çarpıcı rakamlar var. 1 Ocak'la 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında, yani bu senenin başından itibaren 23.923 narkotik olayı meydana gelmiş. 36.126 şüpheli şahsa işlem yapılmış. Bunlardan 3.647'si tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Yine yapılan operasyonlar kapsamında 2 ton 496 kilo uyuşturucu ele geçirilmiş ve yine operasyonlar kapsamında 2 milyona yakın uyuşturucu hap da ele geçirilmiş. Narkotik ekiplerinin sabah erken saatlerde 30 ayrı adrese düzenlediği operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ev ve adres aramalarında da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu malzemelerine el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor Cansın Elvacı. Ramazan, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Operasyonun detayları böyleydi. Diğer yandan Irak'ta Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. En az 44 kişi yaşamını yitirdi maalesef. 67 de yaralı var. Detaylarına bakacağız. Yangın Irak'ın güneyinde Zika vilayetinde bulunan İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıktı. Covid-19 hastalarını tedavi gördüğü bir hastane bu. Hastanenin birinci katında başlayan yangın hızla yayıldı. İlk belirlemelere göre 44 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktıysa henüz bilinmiyor. مرة أخرى مراسلنا معي شاكر عواد هل لديك تفاصيل جديدة؟ Başkan Erdoğan, İsrail'in yeni cumhurbaşkanıyla telefonda görüşerek tebrik etti. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının iki devletli çözüme kavuşturulmasının önemine de değindi. Başkan Erdoğan, İsrail'in yeni cumhurbaşkanını tebrik etti, Filistin'le iki devletli çözüm mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Herzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı için büyük önem taşıdığını vurguladı. İki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek işbirliği potansiyeli olduğunu da ifade etti. İki ülke arasındaki ticaretin salgına rağmen arttığını ifade eden Erdoğan, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi. Erdoğan, tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesinin önemine de değindi. Başkan Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu vurguladı.
Erdoğan bu kapsamda atılacak adımların Türkiye-İsrail ilişkilerini de olumlu etkileyeceğini kaydetti. Şimdi bu görüntüleri hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için ne olduğunu söyleyelim. Son dönemde Afgan göçmenlerin Türkiye sınırından girdiğine ilişkin bu görüntüler sosyal medyada sıkça yayınlanmaya başlandı. Ancak yayınlanan bu görüntüler iddia edildiği gibi Türkiye sınırından değil. İran, Afganistan, Tacikistan sınırında çekildiği ortaya çıktı bu görüntülerin. Tabii İçişleri Bakan Yardımcısından da bir açıklama geldi. Provokasyon içerikli görüntülere sınır güvenliğinin olmadığına ilişkin algı oluşturulmak istendiğini vurguladı. Daha fazla detay var haberde. Birlikte bakalım, devam edeceğiz. Sosyal medyada Afgan göçmenlere ait görüntülerle yapılan algı çalışması çöktü. Son dönemde Afganistan'dan Türkiye'ye göçmen akını olduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmaya başlandı. İşte o görüntülere ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bir açıklama yaptı. Buna göre söz konusu videoların İran, Afganistan ve Afganistan-Tacikistan sınırında çekildiği ortaya çıktı. Türkiye düzensiz göçmenlere karşı sınırlarda kapsamlı tedbirler aldı. Bu amaçla İran ve Irak sınırının 149 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı inşa edildi. İran sınırında ek önlemler de alındı. 35 kişilik özel harekat timi ve 500 güvenlik korucusu sınırda görevlendirildi. Iğdır İran sınırının tamamında, Harı İran sınırının ise 25 kilometrelik kısmında aydınlatma çalışmaları bitti. Sınırda İHA'lar başta olmak üzere havadan keşif gözetleme çalışmalarının yapıldığı vurgulandı. Rakamlarsa düzensiz göçmenlerle mücadeleyi gözler önüne serdi. 2016'da 174.466, 2017'de 175.752, 2018'de 268.003, 2019'da 454.662, 2020'de 122.302 ve 2021'de ise 62.687 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi. Çataklı asılsız videolarla sınır güvenliğinin olmadığına ilişkin algı oluşturulmak istendiğine dikkati çekti. Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlarımızdan girdiği iddiasına yönelik görüntüler ülkemiz sınırlarından olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır. Bir takım çevrelerce kasıtlı olarak provokasyon içerikli videolar yoluyla kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmak suretiyle gerekli tedbirler en üst seviyede alınmaktadır. Şimdi Yunanistan'dan söz edeceğiz. Biliyorsunuz uluslararası her platformda Türkiye'ye karşıtı tutum sergiliyorlar. Özel bir maç için Yunanistan'a gitti Galatasaray kafilesi. Çirkin bir tavırla da karşılaştı Yunanistan'da. Bakın neler yaşandı. Son zamanlarda yapılan anlaşmaya göre yapılan PCR ve test sonuçlarını kabul ediyor. Bizden hızlı bir test yapılacağını söyledi. Biraz nedenini sorduysak da son iki gündür buna uygulamaya başladık dediler. Biz de peki dedik, itiraz etmedik. Galatasaraylı oyuncular özel bir maç için gittikleri Yunanistan'da çirkin bir tavırla karşılaştı. Futbolcuların PCR testleri sonuçlar negatif olmasına rağmen havalimanında kabul edilmedi. Sarı kırmızılılar Yunan yetkililerin sergilediği iyi niyetten uzak tutum nedeniyle İstanbul'a dönüş yapma kararı aldı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile gece saatlerinde yurda döndü. O bir taraftan gelen turistler de hiç bu teste girmeden giden var. Dediler ki hayır. Herkesi çağırıp, herkes test olacak. Gittiler, çağırdılar, bizimkiler de geldi. Buradan sonra bize yapılacak tek şey var, geri dönmek. Galatasaray'ın dönüş kararına siyasilerden de birbiri ardına destek açıklamaları geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray futbol takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız değerlendirmesinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı tavrı kınadı.
Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübümüzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum. Yunanistan'a bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Yunanistan'ın Galatasaray'a dönük kötü muamelesini şiddetle kınıyoruz. Kötü niyet ve kabalığın sportmenlikte yeri yoktur. Galatasaray dünyada yeri olan büyük bir takımımızdır. Yunan otoritelerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yunan makamlarının Galatasaray'a yaptığı saygısızlık sadece kendilerine yakışmıştır. Dostluk ve sporla ilgisi olmayan her bakımdan yakışıksız davranışlarını not ediyoruz. Ve dün kabine toplantısı vardı biliyorsunuz. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısındaydı. Önemli konularda önemli açıklamalar da yaptı ama milyonlarca kişinin en çok merak ettiği açıklama Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusuydu. Elbette bu da yanıt buldu. Gelin bir Ankara'ya gidelim. Muhabir arkadaşım Lamia Ayhan, bizi bekleyen isim. Lamia, günaydın. Hoş geldin yayına. Önemli bir kabine toplantısını geride bıraktık. Önemli açıklamalar geldi. Detayları senden dinleyelim. Cansın Elvacı, bayram öncesi önemliydi. Vatandaşların beklentilerine net bir dille de Başkan Recep Tayyip Erdoğan yanıt vermiş oldu aslında. Kurban Bayramı tatilinin ne kadar olacağı, kaç günlük bir tatili kapsayacağı çok merak edilen bir soruydu ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu noktada net bir açıklama yaptı. 16 Temmuz Cuma gününden başlamak üzere 26 Temmuz Pazartesi günü sabahına kadar 9 günlük bayram tatili, Kurban Bayramı tatili olduğunu söyledi. Tabii yine Kurban Bayramı'nda özellikle aslında her bayram olduğu gibi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını da açıkladı. Bu noktada önemliydi vatandaşlar açısından. Tabii bir müjde daha verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ankara-Niğde otoyolunda otomobiller için geçiş %20. Yine yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarda da %40 indirimli olarak vatandaşlar seyahat edebilecekler. Ve son bir uyarı da elbette ki bu da önemli. Aşılarını yaptırmaları noktasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha kabine toplantısından vatandaşlara çağrıda bulundu diyelim. Ve sözü yeniden size bırakalım Cansın Elvacı. Lami Ayhan'a teşekkür edelim. Ankara'dan sözü alalım, bu konuyla devam edelim. Şimdi bayram tatilimiz artık 9 gün olacak. Bu belirlenmiş durumda. Tabii bu haberin alınmasıyla birlikte tatili memleketlerinde ya da yazlık yerlerde geçirmek isteyenler yollara düştüler bile bu haberin ardından. Son durumu öğrenelim. Muhabir arkadaşım Mehmet Karataş bu kez bizi bekleyen isim. Mehmet, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir yollardaki durum, otogarlardaki yoğunluk, elimizdeki bilgiler? Seni dinleyelim. Günaydın Cansın Evacı. Evet, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağının netleşmesiyle birlikte aslında dün akşam saatleri itibariyle vatandaşlar yollara düşmeye başladılar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bazıları tatil bölgelerine, bazıları ise memleketlerinde Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere İstanbul'dan, mega kentten ayrılmaya başladılar. Öyle ki yapılan tahminlere göre toplamda işte yazlıklara giden, tatil bölgelerine giden, memleketlerine gidenlerle birlikte seyahat edenlerin sayısının 10 milyona ulaşması bekleniyor. İşte bu yapılan açıklamada Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı'nın açıkladığını sizlerle paylaşmış olalım. Evet, 10 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Şüphesiz ki bu seyahatin en fazla gerçekleşeceği nokta ise mega kent İstanbul ve bizler de şu anda 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndayız ve bu noktada da aslında dediğimiz gibi gece saatleri itibariyle hareketlilik başladı. En azından şu an itibariyle otobüslerin kalkış saatleri dolayısıyla şu an biraz daha durgun ama ilerleyen saatlerde özellikle de öğle saatleri itibariyle tekrar burada da ciddi bir yoğunluğun olması bekleniyor ki birçok turizm acentesinin bu noktada ek seferler koyduğunu biliyoruz ve bu noktada tabii ki özellikle de yaklaşık 1,5 yıldır ülkemizde koronavirüsle mücadele ediyoruz ve koronavirüs süreci boyunca evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşlar tabii ki kısıtlamanın olmadığı bir bayram olması sebebiyle on binlerce insan, hatta milyonlarca insan tatil bölgelerine ya da dediğimiz gibi memleketlerinde bayramı geçirmek üzere yollara düşmeye devam ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Mehmet, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Tabii bir yandan tablodaki rakamlar da kuşkusuz çok önemli. Aşılama süreciyle ilgili uyarılar yapılmaya devam ediliyor biliyorsunuz. 59 milyona yaklaşmış durumdayız aşı konusunda. Günlük koronavirüs tablosuna baktığımızda 12 Temmuz tarihli test sayımız 227 binlerde. Vaka sayımız 5404'ü gösteriyor. Vefat sayımız maalesef 49. Allah'tan rahmet dileyelim. İyileşen hasta sayımızla vaka sayımız başa baş gibi 5506'yı gösteriyor rakamlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biliyorsunuz ilk günden bu yana günlük olarak bu tabloyu açıklıyor. Yine aşınızı olun uyarısı önemliydi. Detaylarına birlikte bakalım. 5404 yeni vaka, 49 can kaybı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 227.273 COVID-19 testi yapıldı, 5.404 kişinin testi pozitif çıktı. 5.506 kişi iyileşti, 49 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855.308 aşı uygulandı. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı da 58.594.137'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'nin de 18 yaş üstü nüfusunun %75'inden fazlasının en az bir doz aşı olduğu iller arasına katıldığını bildirdi. Hoş geldin Edirne, hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun ifadesini kullandı. Şimdi siyasetin gündemiyle devam edeceğiz. CHP ile başlayacağız. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu geride bıraktığımız günlerde biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişti. Etmesiyle birlikte başlayan tartışma devam ediyor. CHP'li Barış Arkadaş Kuşoğlu istifayı düşündü iddiasına partiden yalanlama geldi. Onun lafının üstüne söz söylemek abesle iştigal olur. Genel Başkan'ın sözünün üstüne söz olmaz dedi. Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu aday ilan ettiği açıklamasıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Bu konuyla ilgili görüşlerini açık, seçik, hiçbir tevhile ihtiyaç olmayacak şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla onun lafının üstüne söz söylemek abesle iştigal olur. Siyaset Millet İttifakı'ndaki adaylık krizini konuşuyor. Kılıçdaroğlu, yardımcısının sözlerine zamansız diyerek tartışmaya son noktayı koymak istese de, CHP'li Barış Arkadaş'ın Kuşoğlu istifayı düşündü iddiası kulisleri hareketlendirdi. CHP kaynaklarından iddiaya yalanlama geldi. Konu MYK sonrası konuşan CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın da gündemindeydi. Genel Başkanımız gerekeni söyledi dedi. Onun lafının üstüne söz söylemek abesle iştigal olur. Öztrak, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarımızın birinci görevi halka verilen sözleri tutmak açıklamasını hatırlattı. Adaylık beklentilerine şimdilik kapıyı kapattı. Belediye başkanlarımızın birinci görevi milletimize, hemşerilerine hizmet etmektir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in HDP'ye dostluk mesajları verdiği mitingde soruldu Öztrak'a. CHP sözcüsü belediye başkanına sahip çıktı. Miting Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği bir miting değil. İzmir Emek Platformu'nun düzenlediği bir miting. Belediye başkanımız da davet edilmiş, o da davete icabet etmiş. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef almış, beni sattınız diyerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini desteklemediğini iddia etmişti. Kılıçdaroğlu bu eleştirilerle ilgili günler sonra sessizliğini bozdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse satılacak duruma düşmez dedi. Neden almışlarını astınız? Neden bana oy vermediniz? Muhalefette kılıçlar çekildi. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha karşı karşıya geldi. Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mobbing uygulandı. Başlarken 2-0 yenik başlıyorsunuz zaten. Ne yapalım? Sineye çektik. İnce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP yönetiminin kendisini desteklemediğini, hatta beni sattınız diyerek oy bile vermediklerini iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı'nın bu çıkışıyla ilgili günler sonra sessizliğini bozdu. 2018'de Cumhurbaşkanı adayı yaptığı İnce'ye tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse satılacak duruma düşmez. Partinin geleneğinde de, örfünde de, adetinde de bu yoktur. Bu kadar. Son günlerde garip bir tartışma var. Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana
Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım. Cumhuriyete konuşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'a yönelik tipik sünni sözleri de vardı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Baykal sorunu olmadığını söyledi. Tartışmaları yapay olarak değerlendirdi. Krizin üstünü örtmeye çalıştı. Şimdi bir Adana'ya gidelim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürak ve 9 CHP'li belediye başkanı ile birlikte 26 Haziran'da bir kreşin temelini atmışlardı. Bir tören düzenlemişlerdi. Atılan temel günler sonra toprakla kapatıldı. Ama neden? Bu sorunun yanıtını alalım. Adana'da bizi bekleyen isim muhabir arkadaşım Halil İbrahim Uğur. Halil İbrahim, günaydın, hoş geldin yayına. Neden o temel kapatıldı? Günaydın. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. İşte o temel buraya atılmıştı. Sözde bir temeldi. Çünkü iddiaya göre, burada yaşayan insanların iddiasına göre yaklaşık 10 santim kalınlığında bir beton döküldü. Ve ardından da o betonun üzeri toprakla kapatıldı. Tören 26 Haziran'da düzenlenmişti ve temel atma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztürak ve Adana CHP, Adana milletvekillerinin yanı sıra diğer şehirlerden gelen yine CHP milletvekilleri de katılmışlardı. Zeydan Karalar düzenlenen törende ayrıca skandal sözlerde sarf etmişti. Çalışma yıllarında, yani belediye başkanı olmadan önce, işte tam da buraya yakın bir noktadan arsa aldığını ve o arsanın değerini artırma adına buralara yatırım yapacağını da yine insanların gözüne bakarak söylemişti. Bu da skandal olarak değerlendirilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürak da temel atma töreninde Zeydan Karalar'ın "Sarıçam sarıçam olalı böyle hizmet görmedi" sloganına vurgu yapmıştı. Fatih, istersen gösterelim. Hemen yanı başımızda da hala o sloganın durduğunu gösterelim. "Sarıçam sarıçam olalı böyle hizmet görmedi" dedi ve o slogana da CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürak vurgu yapmıştı. Ayrıca Zeydan Karalar'ın buraya yapmış olduğu, yani hizmetler içinde yine övgü dolu sözlerden bahsetmişti. "Bizim belediyelerimizle halka dokunan güzel işler yapıyor Zeydan Başkan'a. Güzel yatırımlar için, insanlarımızın yüzünü güldürecek yatırımlar için teşekkür ediyoruz" demişti. Konuşmalarının ardından da yine burada konuşmalarına devam etmişti. Özellikle de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına talimatı olduğunu, kreş yapmaları noktasında çağrısı olduğunu söylemişti Faik Öztürak ve devamında da Zeydan Başkanım iyi ki varsın, iyi ki bu ülkeye bu yatırımların nasıl yapılabileceğini gösteriyorsun ifadelerinde kullanmıştı. Ancak görüyorsunuz, işte ortada o kadar şatafatlı bir şekilde temel atma töreni düzenlendikten sonra Genel Başkan Yardımcısı, milletvekilleri, belediye başkanları işte burada butona basarak temel atma törenine katılmışlardı, poz vermişlerdi. İşte o törene ait görüntüler de yine ekranda dönmeye devam ediyor. Görüyorsunuz, işte şu anda burada herhangi bir temel olmadığını sizlerle paylaşıyoruz. Ve işte yapılan yatırımı da, aslında sözde yatırımı da, hayali kreşinde burada olmadığını sizlerle paylaşalım. Az önce bahsettiğim gibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da temel atma töreninde kullandığı o skandal sözleri de bir kez de kendi ağzından dinleyelim diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. "Bir gün sizin mahallenin bir ferdi olabilirim. Çünkü birlikte çalışırken bir yer aldım şurada, 1000 metre midir nedir, tam Akkuya şurada. Bir gün sarıçamı bunun için güzelleştiriyorum. Bir gün sarıçamı sakin olabilirim." Şimdi biliyorsunuz Haziran'ı, Temmuz'u geride bırakırken hep yağışlardan söz ettik. Ancak Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıklar hafta sonuna kadar ülkenin batı ve güney kesimlerinde özellikle mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gelin haritada bir birlikte bakalım nereler daha sıcak olacak diye.
canlı haritayı taşıyor arkadaşlarım ekrana. Bu kırmızı, daha doğrusu pembe tonlarda gördüğünüz noktalarda sıcaklık daha da artacak. İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Denizli, o noktalar. Hafta sonu yine artış bekleniyor. Tüm yurtta 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek sıcaklıklar. Özellikle Orta Karadeniz'de sıcaklıkların 17 Temmuz günü daha da artması, hatta tavan yaparak 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bir yandan tabii çok özür diliyorum. Görüntüleri de arkadaşlarım ekrana taşıyacak. Dediğimiz gibi 40 dereceyi göreceğiz. Meteoroloji tarafından yapıldı o uyarı. Yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. Orta Karadeniz için özellikle bir uyarı var. Yine keza İstanbul'da hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 40 dereceye ulaşabilir. İstanbul için de dediğimiz gibi sıcaklık uyarısı geldi. Önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği de belirtildi. Hafta sonuna kadar sıcaklık batı kesimlerde de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Uyarmış olalım şimdiden meteorolojilerin uyarıları doğrultusunda sıcak hava dalgası ülkenin genelini saracak. Özellikle 17 Temmuz tarihine dikkat çekiyor meteoroloji uzmanlar. Bu konuda dikkatli olunması yönünde 40 derecenin üzerine çıkacak bunaltıcı sıcak. İstanbul Şişli'de silah ve bıçaklı 6 kişi girdikleri evde aile üyelerine tehditler savurup değerli eşyaları çaldılar. Yapılan operasyonda şüphelilerden biri yakalanırken diğer şüpheliler hala aranıyor. Hırsızlar eve zorla girip terör estirdi. Değerli eşyaları da alıp kaçtı. 6 şüpheli Şişli İnönü Mahallesi'nde yine bir ailenin evine girdi. Bıçaklı ve silahlı hırsızlar önce tehditler savurdu. Ardından değerli eşyaları gasp ederek evden kaçtı. Şüphelilerin evden çıkış anları kameraya böyle yansıdı. Aile o şokun etkisiyle hemen durumu polise bildirip yardım istedi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler gaspçıların kimliğini tespit etti. Bayrampaşa'daki bir adrese yapılan baskında şüphelilerden biri yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs evinin penceresinden polisin üzerine ateş açtı. Evdeki iki kız kardeşini de rehin alan saldırgan operasyonla etkisiz hale getirildi. Madde bağımlısı şahıs iki kız kardeşini rehin aldı. Evinin penceresinden polisin üzerine ateş açtı. Olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça aynı evde birlikte yaşadığı iki kız kardeşini silahla rehin aldı. Evden silah sesinin yükselmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca polisler şahsı ikna etmeye çalıştılar ancak sonuç alamadılar. Bunun üzerine özel hareket polisleri operasyon için düğmeye bastı. Özel hareket ekipleri eve operasyon düzenledi. Ses bombası atarak koçbaşıyla kapıyı kırıp binaya girdi. Şahsı etkisiz hale getiren polisler iki rehineyi de sağ salim kurtardı. Şimdi inanması güç bir görüntü daha sırada. İstanbul burası. Bakırköy'de bir kişi yürüyen merdivende kendisine çarptığını öne sürdüğü 10 yaşındaki çocuğu tekmeliyor, yerden yere vuruyor. O anlar kameralara yansıdı. Tesadüfen aynı alışveriş merkezinde bulunan savcı saldırganı gözaltına aldırdı. Önce tekmeledi, ardından çocuğu yerlerde savurdu. Görüntüler İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde kayda geçti. Bir kişi yürüyen merdivende kendisine çarptığını öne sürdüğü çocuğu tekmeledi. Hırsını alamayan saldırgan 10 yaşındaki çocuğu yere savurdu. O anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.
Bu sırada çevredekilerin saldırgana müdahale etmek yerine sadece seyretmesi ise dikkat çekti. Alışveriş merkezinde bulunan bir savcı yaşananlara duyarsız kalmadı. Savcının olayı güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. Yazıklar olsun, ne diyelim, devam edelim. Antalya'da çiftçilik yapan Hüseyin Şallı hiç gitmediği İstanbul'dan kendisine 3 ay içinde 20 ayrı trafik cezası geldiğini öne sürdü. Geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor diyen Şallı cezaların iptal edilmesini istiyor. İstanbul'u hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul'un yolunu zaten bilmem. 20 trafik cezası geldi. İstanbul'a hiç gitmedim dedi. Antalya'da yaşayan çiftçi Hüseyin Şallı peş peşe gelen trafik cezalarıyla şaşkınlık yaşadı. Konuyu araştırdığında ise şaşkınlığı bir kat daha arttı. Çünkü 20 farklı cezadaki lokasyonların hepsi İstanbul'du. Ben devamlı Gölova'da duyduğum için, mahallesinde duyduğum için, bir çiftçilik yaptığım için ama bana farklı yerlerden, İstanbul Edirne'den farklı yerlerden ceza gelmiş. Ben bu cezaların ne dediğini bir türlü bilemiyorum. 47 yaşındaki çiftçi İstanbul'a hiç gitmediğini söyledi. İstanbul'u hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul'un yolunu zaten bilmem. Bu cezala gelince kendimi bir tuhaf hissettim. Geçmediğim yollardan geçti gözüküyor. Hüseyin Şallı cezaların iptal edilmesi için Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. Tüm dünyada COVID-19'a karşı aşı seferberliği sürerken Malezya'da sağlık çalışanlarına destek olmak isteyen bir kişi ilginç bir yönteme başvurdu. Dinozor kostümü giyerek aşı merkezine giden Kenisa hem sağlık çalışanları hem de aşı sırası bekleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarına moral vermek istedi. Dinozor kostümü giyerek aşı kuyruğuna girdi. Bu renkli görüntüler Malezya'da kayda geçti. Sarawak eyaletinde fitness eğitmeni olan Kenisia, COVID-19'a karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarına sürpriz yapmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Sia, dinozor kostümü giyerek aşılama merkezinin yolunu tuttu. Dinozor kostümüyle görevlilerden belgelerini aldı ve aşı sırasına girdi. Oradaki öncülerin gece gündüz çalışarak günde 5000-6000 kişiyi aşıladığını biliyorum. Bu yüzden muhtemelen çok yorgunlar ve onların ruh halini yükseltebilecek her şeyi yapmaktan mutluluk duyarım. Yani aslında bunun arkasındaki ana sebep buydu. O anlarda sırada bekleyen kişiler aşı olmak için gelen dinozoru cep telefonuyla çekmek için birbirleriyle yarıştı. Ve ekonomideki gelişmeler her sabah olduğu gibi bu başlığı da açacağız. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'le birlikte. Faruk abicim günaydın, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. 9 günlük bayram tatili haberini aldık. Evet. Dün de konuşmuştuk ne olur ne biter diye. İlerleyen dakikalarda yine konuşalım ama bu hafta nasıl? Çabuk geçen haftalardan mı? Çabuk geçecek. Çünkü bu hafta kısa bir hafta olacak. Niçin? Hani piyasalar açısından söylüyorum. Perşembe günü resmi tatil olacak. Aslında cuma gününün de bir idari tatil olur mu diye bir beklenti vardı senin söylediğin gibi. Ama özel sektördeki insanlar bir günlük izin kullanabiliyorlar. Dolayısıyla pazartesi günü de yarım günlük bir izin kullanıp, yani 1,5 günlük bir izin kullanıp, cumartesi pazar eğer izinleri varsa bunu 11 güne çıkartabiliyorlar. Ama kamu açısından baktığınız zaman sadece pazartesi günü öğleden sonra idari izinli sayılacak. Şimdi piyasalara bakalım. Bakalım. Tabii dün söylemiştim biraz bu tatilin de etkisiyle şunu da çalıştırmaya... O bazen öyle nazlanabiliyor. Evet. Evet. O çalışmadı. Ben söyleyeyim. Tatilin de etkisiyle söylemiştim. Biraz piyasalarda bir satışlı seyir görebiliriz diye. Hani tatilin riskini almak istemeyen yatırımcılar satışa geçiyorlar. Hani 9-10 günlük bir boşlukta risk almak istemiyorlar.
biraz nakde geçip tatil sonrası tekrar piyasaya gelebilirler. O yüzden de dün biraz borsada işte %1'in üzerinde bir geri çekilme yaşandı. Bugün tabii bir tepki alımı da gelebilir. Onu da izleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi bu riski almak istemeyenler satışa geçiyorlar. Biraz da nakde ihtiyaç olabilir. Tatil var, kurban var vesaire. Dolayısıyla hani bugün de izleyip göreceğiz. Peki. Bakalım mı altına? Bakalım hemen altına da. Orada da 1800'lü seviyelerdi. İşte orada küçük bir yükseliş var. Ama dediğim gibi bir anlamlı yükseliş değil. Hani bu panik olunacak bir yükseliş değil. Hemen gram altına da bakalım arkadaşlar. Orada da dediğim gibi 501'i hep görüyoruz. Bu hafta hep 501'i gördük. Peki geleyim Peki, yanına. O zaman salona buyurun efendim. Şimdi dün tabii önemli açıklamalar da yapıldı. İşsizlik Doğru. rakamları, yeni istihdam başlığı altında açıklamalar, rakamlar da geldi. Nasıl bir okuma yapmak lazım? Şimdi tabii işsizlik meselesi Türkiye için önemli. Mayıs ayı işsizlik rakamları geldi ve bir düşüş gördük orada. İşte 265 bin işsizlikte azalma gördük ama son bir yıla şöyle bir baktığımız zaman 2.2 milyon kişinin istihdam edildiğini görüyoruz. Çalışan sayısı 27 milyonun da üzerine çıktı. Bu aslında pandemi dönemindeki kayıpları geri aldığımız anlamına geliyor. Türkiye pandemide bu işsizlikle mücadele, daha doğrusu istihdamın korunması noktasında çok önemli tedbirler aldı. Bence en önemli tedbirlerden birisi fesih yasağıydı. Biliyorsun işte Haziran'ın sonuna kadar evet. devam etti ki yani işten çıkartma yasağı. Dünyaya baktığınız zaman koca koca dev ekonomilerin dev şirketleri, özellikle havayolu, turizm, bu sektörlerde otomobil böyle binlerle insan çıkartırken Türkiye'de bu yaşanmadı. Çünkü o tedbirler alınmıştı. Hani fesih yasağını koruyacak işte ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği, kısa çalışma ödeneği. Dolayısıyla hani Temmuz ayıyla birlikte hani bir korku vardı, hani istihdam azalır mı vesaire. O da normalleşmeyle birlikte bizim istihdam deposu sektörlerimiz var. Yeme içme, hizmetler, turizm. Dolayısıyla bu sektörler hareketlendi ve bu sektörlerde tam tersine elemana ihtiyaç var şu anda. İşte yeme içme sektöründe insanlar garson arıyor, aşçı arıyor, turizmde yine elemana ihtiyaç var. Dolayısıyla devlet hemen yeni teşvikleri sisteme soktu. Bu da bir tanesi de işte 1556 lirayı bulan vergi ve primlerin devlet tarafından ödenecek olduğu ilave istihdam teşviği. Ki burada anlatmıştım detaylarını. Evet. Yani siz yeni bir işçi alıyorsunuz, bunun bütün vergi ve primlerini devlet ödeyecek. Yine ilave istihdama işte 100 bin lira bir istihdama 100 bin lira kredi, ki çok düşük faizli, hatta faizsiz, çünkü faizleri prim ve vergilerden düşülecek. Dolayısıyla hem istihdam korundu bu dönemde ve o kayıplar geri alındı ki 2.4 milyonluk bir kayıp vardı ki 2.2 milyonu geri alınmış oldu. Dolayısıyla istihdam korunmuş oldu. Bundan sonraki ilave istihdama da teşvikler geliyor. İnşallah bu işsizlikle mücadeleyi başaracak Türkiye. Bugün şimdi ben yayından çıktıktan sonra saat 10 gibi sanayi üretim rakamları açıklanacak. Orada da göreceğiz ki sanayi üretimi sürekli artıyor. Türkiye büyümeye doğru gidiyor ve ikinci çeyrekte %20'nin üzerinde bir büyüme. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Evet. 2021 yılını da pozitif ve beklentilerin çok üzerinde, %8'in de üzerinde bir büyümeyle kapatma potansiyelimiz var. Sayılı ülkelerden birisi olacağız. Peki şimdi sosyal desteklerden hemen bahsedelim bakalım. O zaman. Doğru. Hazal'dan bahsedelim. Bir yandan istihdam devam ederken, bir yandan işler yürürken, bir yandan da sosyal kesimlerin desteklenmesi devam ediyor. Dün Sayın Bakan açıkladı. Hemen bakalım, biliyorsun Temmuz'da gelen enflasyon rakamıyla bu rakamları vermiştik ama biraz kaç kişinin de yararlandığını buradan vermek de istiyorum. Bu rakamlar da artmış oldu. İşte evde bakım ücreti 1797 liraya çıktı. Yaşlılara verilen maaş 828 lira çıktı. %40-69 engeli olanların maaşı 661 lirayı geçti. %70 ve üzeri engeli olanların da 991 lirayı geçti. 2001 yılı toplam ödeme 13 milyar lirayı bulacak Sayın Bakan'ın açıklaması. Tabii bir bakalım kaç kişi yararlanıyor. Bu sosyal destekler, bakın 2002 yılında Türkiye'nin sosyal yardımları sadece 2 idi. Bugün 40'lara çıkmış durumda. Dolayısıyla hani sosyal devlet olma şeyini de yerine getirmiş oluyor devlet. Bakın 775 bin yaşlı kişiye yaşlı aylığı alıyor, 65 yaş üzeri. 640 bin engelliye aylık veriliyor. 530 bin kişi evde bakım aylığı alıyor.
toplam 2 milyona yakın insana bu sosyal destekler veriliyor. Bunların dışında tabii başka eğitim destekleri var. İşte kocasını kaybetmiş insanlara verilen destekler var vesaire. Birçok destek var 40'ın üzerinde, onu söylemiş olayım. Şu rakamları vermek istedim. Hani bir yandan devlet çalışana ve iş yerlerine destek olurken evet, bir yandan da sosyal tarafları unutmuyor ki biliyorsunuz yaklaşık 6-7 milyon haneye 1000 liranın üzerinde destekler de verilmişti pandemide. O da devam ediyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Hep konuşuyoruz seninle de. Pandemi süreci devam ediyor. Yani daha bitmiş evet, değil. Yeni varyasyonlarından bahsediyoruz. Yani piyasalarda bir tedirginlik de var. Ama bu aşılamadaki başarımız bizi biraz bu mücadeleyi kazanmaya itecek. Ama neye ihtiyaç olursa yine hükümet, devlet onu yerine getirecek diye dün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Önemli başlıklardan biri de o adımların hızlı atılıyor olması belki evet, de. Yani tabii, yerinde ve hızlı kararla aynen, birlikte hemen süreç işletiliyor olması da çok önemli. O an neye ihtiyaç varsa, evet, hani hangi sektörün, şimdi turizmin mi ihtiyacı vardı? Hemen KDV indirimi uzatıldı vesaire. Yani neye ihtiyaç varsa anında karar alınıyor ve uygulanıyor. Ve etkilerini de görüyoruz. Yani evet, hem hayatımızda görüyoruz hem de açıklanan rakamlarda görüyoruz. Dediğim gibi biraz sonra sanayi üretimini göreceğiz. İşsizlik düşüyor. Bir süre sonra bizim enflasyonla mücadele için kurulan kurumlar da devreye girdiler. İşte bu fiyatlama alışkanlıklarını yok edecek Fiyat İstikrar Komitesi devreye girdiğinde enflasyonla mücadeleyi de başaracağız. Öyle gözüküyor. Peki şu konut satışlarından da bahsedelim ama bir yandan tabii şu kira süreciyle ilgili evet, sıkıntılı bir dönem yaşandı. Hatta yaşanmaya da devam ediliyor. Biz ekranı da taşıyoruz. Hali hazırda kiracı olanları ev sahipleriyle işte aracı olanlar anlaşıp, emlakçılara anlaşıp daha yüksek fiyattan verebilmek için çıkarmaya çalışanlar da var. Hakkınızı arayın, bu konuda haklarınızı da bilin diye bilgilendirmeye çalışıyoruz. İyi yapıyorsunuz. Hukukçular da konuşuyor. Evet. Öyle yani sözleşmesi olanlar var. O sözleşme her yıl yenileniyor. Dolayısıyla öyle kolay değil o işler. Tabii. Hani orada bir fırsatçılığa izin verilmemesi lazım. Zaten yasalarımız ona izin vermiyor ama biz de bilinçlenirsek ona izin vermeyiz. Kiralar artınca insanlar da ev almaya başladı. Aslında bu biraz sektör temsilcilerini dün dinledim bu konu satışları geldiğinde. Diyorlar ki hafta sonu yasaklarının kalkması biraz bunu da arttırdı. Biraz düşününce aslında doğru. Mesela sadece hafta sonu izni olan birisi yasak olduğu için mesela gidip arabasını tamir ettiremiyor. Dolayısıyla o sektörde çalışmıyordu. Ya da bunun için bir zamana ihtiyacınız var yani ev almak için. O zamanı bulamayanlar alamıyordu. Talepler ertelenmişti ve rakamları da yansımış. Şimdi son geçen yılın Haziran ayındaki 190 bin rakamına baktığın zaman orada şunu görüyorsun. Faizler çok aşağı inmişti biliyorsun pandemi evet, döneminde. 0.60'lara kadar inmiş bir konut faizlerinden bahsediyoruz ve talep patlamıştı aslında o dönemde. Daha sonra tabii talep patlayınca bizde de böyle bir alışkanlık var. Talep olunca birileri fiyatları artırıyor. Orada da ev fiyatlarını arttırdıktan sonra Ocak ayında gördüğün gibi yarı yarıya düşmüş. Hem faizler yükselmişti hem de fiyatlar artınca talep düşmüştü. Ama sonraki 9 ayın en yüksek rakamına Haziran ayında ulaşılmış. 134.731 konut satılmış. Bunun 28.878'i ipotekli dediğimiz yani bankadan kredi alarak alınan ev. Mesela 2020 Haziran'da faizler düşük olduğu için bankadan kredi alınarak alınan ev sayısı 101 binken bir anda burada oran düşmüş 28 bine gerilemiş. Dolayısıyla ilk satışlar var burada yani sıfır konuttan bahsediyoruz. Bu da önemli yani ikinci elin el değiştirmesinden ziyade sıfır konut stoğunda azalması önemli. Orada da önemli bir rakam görüyoruz 40 bin ve yabancıların da rakamı Mayıs ayına göre neredeyse 3 kat artmış onu da görüyoruz. Dediğim gibi konut satışı önemli çünkü inşaat sektörü hem istihdam deposu hem de aşağı yukarı 20-30 sektörü etkileyen, daha belki daha fazla sektörü etkileyen bir sektör. İnşaat önemli. Peki yarın konuşmaya devam evet, edeceğiz. Inşallah. Ben Faruk Erdem'i uğurlayacağım. Biraz da müsaade isteyeceğim. Saat başında birlikteyiz. Günaydın. Ah Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri 10 yaptık. Ajans bugünün ikinci saat dilimine hemen başlayacağız. Gelsin bizim öne çıkardığımız başlıklar. Hızlıca birlikte göz atalım. Ardından detaylara geçiyor olacağız. Milyonlarca emeklinin gözü maaş ve bayram ikramiyelerinde. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? Bu sorunun yanıtını ekrana taşıyor olacağız. Ve siyasette OHAL tartışması sürüyor. Muhalefetin OHAL uzatılıyor eleştirilerine AK Parti'den yanıt geldi. İzmir'deki HDP mitinginin yankıları da sürüyor. Bu ortaklığa siyasilerden sert tepki var. O açıklamaları da ekrana taşıyacağız. Bir diğer başlık gelecek. Denizli'den bir kurtarma operasyonu getireceğiz ekranlara az sonra. Kaçırılan iş insanı özel ekip kurularak rehin tutulduğu bağ evinden
kurtarıldı. Nefes kesen detayları aktarıyor olacağız bu görüntüler eşliğinde. Ve son başlık. Kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Polis de pazara indi. Alıcıyı da satıcıyı da sahte paraya karşı uyardı. Detaylandırıyor olacağız. Hemen başlayalım. Şimdi biliyorsunuz COVID-19'la mücadele tüm dünyada devam ediyor. Aslında ilk günden bu yana Türkiye birçok ülkeye yardım göndermişti. İşte o yardımlardan bir tanesi daha gerçekleşiyor. Sıcak bir bilgi paylaşalım. Türkiye'den askeri kargo uçağıyla maske, dezenfektan, eldiven, oksijen tüpü ve aşıların bulunduğu yardım malzemeleri Tunus'a gönderiliyor. Görüntüler Ankara'dan canlı olarak geliyor ekranlarınıza. Dediğimiz gibi koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte aslında birçok ülkede hatırlayacaksınız. Geride bıraktığımız dönemde, süreçte maske sıkıntısı özellikle fazlaca yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülke Türkiye yardımlarını ulaştırmıştı. Bu kapsamda Türkiye şu ana kadar 100'ün üzerindeki ülkeye ulaştı. O ülkelerden bazıları Çin, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya'ydı. İşte Tunus'a gidecek tıbbi yardım uçağımızın görüntüleri de canlı olarak ekranlara geliyor. Başkan Erdoğan, İsrail'in yeni cumhurbaşkanıyla telefonda görüşerek tebriklerini iletti. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının iki devletli çözüme kavuşturulmasının önemine de değindi. Başkan Erdoğan, İsrail'in yeni cumhurbaşkanını tebrik etti, Filistin'le iki devletli çözüm mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Herzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı için büyük önem taşıdığını vurguladı. İki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek işbirliği potansiyeli olduğunu da ifade etti. İki ülke arasındaki ticaretin salgına rağmen arttığını ifade eden Erdoğan, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi. Erdoğan, tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesinin önemine de değindi. Başkan Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu kapsamda atılacak adımların Türkiye-İsrail ilişkilerini de olumlu etkileyeceğini kaydetti. Evet, ekranlara yansıyan bir son dakika gelişmesi var. Hemen sizlerle paylaşalım. Sanayi üretiminde %40 artış yaşandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Mayıs'ta aylık bazda %1,3, yıllık bazda %47,1 yükseliş meydana gelmiş durumda. Sanayi üretim endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,3, yıllık bazda ise %40,7 yükselmiş oldu. Bu son dakika bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Sanayi üretiminde %40 artış mevcut. İlerleyen dakikalarda elbette detaylarına da bakıyor oluruz. Şimdi devam edeceğiz. Bir yandan açılışta da aktarmıştım, hatırlayacaksınız. Milyonlarca emeklinin gözü maaş ve bayram ikramiyelerinde. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? Bu sorunun yanıtı da önemli. Ankara'ya gidelim. Editör arkadaşım Arzu Fidan verdi. Bizi bekleyen isim Arzu. Günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz. Cansın, günaydın. Senin de belirtmiş olduğun gibi milyonlarca emeklinin gözü bugün yatırılacak zamlı maaş ve bayram ikramiyelerinde. Yaklaşık 13 milyon emekli için aslında ödenecek bayram ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak diyebiliriz. İkramiyelerle birlikte aslında zamlı
emekli maaşları da yatırılacak. Peki ödemeler tam olarak ne zaman, hangi tarih aralığında yatırılacak? Hemen onu da aktaralım. SSK emeklileri bugün ve yarın içerisinde, yani 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde, emekli sandığı kapsamında olanlar 15 Temmuz tarihinde, Bağkur emeklileri ise 16 Temmuz tarihi itibariyle ödemelerini alabilecekler. Aslında ikramiyelerin bayram öncesinde verileceğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yapmış olduğu kabine toplantısında duyurmuştu. Yine geçtiğimiz bayramda da yapılan yeni bir düzenleme ile bayram ikramiyelerinin 1100 liraya kadar çıkarıldığını müjdelemişti. Şimdi de bugünden itibaren milyonlarca emekli aslında bugün açıklanan bu tarihlerle birlikte kendilerini en yakın banka şubesine veya ATM'lere giderek dilediği takdirde ödemelerini temin edebilecekler. Öte yandan baktığımızda aslında geçtiğimiz günlerde açıklanan Haziran ayıyla birlikte 6 aylık enflasyon vardı. %8,45 olarak açıklanmıştı o rakam. Bu da SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaşlarını 8,45 oranında zamlı alacağını gösteriyordu. Zammın ardından en düşük Bağkur emeklisi, Bağkur esnaf emeklisi maaşı 1912 lira, en düşük Bağkur tarım emeklisi maaşı 1802 lira, 2000 öncesi emekli olmuş SSK emeklileri ise maaşlarını 2623 lira olarak belirlenmişti maaşları. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emeklinin Temmuz ayı zamlı maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini bugünden itibaren hesaplarında görmeye başlayacaklarını söyleyelim ve söz tekrar size bırakalım. Arzu, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Ankara'dan söz alalım. Siyasetin gündemiyle devam edelim. HDP-CHP ilişkisinden söz edeceğiz. İzmir'de HDP'nin mitingine CHP İzmir İl Başkanlığı tam kadro katılmış. Mitingde konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sonuna kadar hep beraberiz diyerek HDP'ye tam destek vermişti aslında. CHP ve HDP'nin birlikte miting yapmasına siyasetçilerden çok sert tepkiler var. Sonuna kadar hep beraberiz. HDP terör örgütünün sözcüsüdür. Sonuna kadar hep beraberiz. HDP ile CHP'nin yol arkadaşlığı artık arkadaşlığı geçmiş, HDP'nin patronluğunda bir vagon olmayı sağlamış şekilde devam ediyor. HDP'nin İzmir mitingine destek veren CHP'ye tepkiler çığ gibi. İzmir'de CHP ile HDP'nin beraber miting yapması çok daha ötesinde. Birkaç gün önce Sayın Muharrem İnce'nin ben CHP adayıyken bile bana CHP'ler oy vermedi, yöneticiler oy vermedi demesini altını çizmek istiyorum. 8 Temmuz'da içinde HDP'nin de bulunduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri miting düzenledi. Mitingin adresi İzmir Gündoğdu Meydanı'ydı. Mitingde HDP'ye CHP de eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kurmaylarıyla alandaydı. HDP ile CHP'nin yol arkadaşlığı artık arkadaşlığı geçmiş, HDP'nin patronluğunda bir vagon olmayı sağlamış şekilde devam ediyor. HDP ile CHP artık kan kardeşliğinden öte bir patron ve çalışan ilişkiye dönmüştür. Patron HDP'dir. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan sonra Soyer de mikrofonu eline aldı. HDP'ye destek veren bir konuşmaya imza attı. Sonuna kadar hep beraberiz. CHP ve HDP'nin buluştuğu ortak mitinge tepkiler ard arda geldi. İddiayı HDP ortaya koyuyor, CHP devam ediyor. İzmir'deki miting sadece bunun tescili anlamında kıymetli bir miting. AK Partili vekiller bu mitingi örnek göstererek CHP ve HDP'nin artık açık ve şeffaf olarak ittifak yaptıklarını belirtti. Bu 5 benzemezlerin 7 benzemez dahi olsalar dahi Erdoğan'ı deviremeyeceklerini biliyorlar. Fakat bir siyaset tarzı üretmeye çalışıyorlar. Millet İttifakı'ndaki adaylık kriziyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını iddia etti. Meral Akşener ve Demirtaş izin vermez dedi Turan. Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceği tek yerin CHP Kongresi olduğunu dile getirdi. Ne Selahattin Demirtaş'ın ne Meral Hanım'ın Kılıçdaroğlu'nun adayına izin vermeyeceğini düşünüyorum. İttifak ortakları izin vermez dedi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına şans tanımadı. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa ben de adayım demiştim. Bunu tekrar ediyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Millet İttifakı'ndaki adaylık tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Ana muhalefet liderinin aday olamayacağını iddia etti. Gerekçelerini sıraladı. Kendisinin tabi olduğu kişilerden, kurumlardan, onu oraya başkan seçenlerden izin almadan bu adım atamayacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman bu çıkışı yapması, sadece kendi partisinde muhtemel aday adayların önüne geçmesi,
sakin olun ben varım demesi. 11 yılda 10 defa seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı tek yer CHP'nin kongresidir. Turan'ın gündeminde Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti de vardı. Bu daha başlangıç dedi. Sayın Erdoğan'ı ziyaretinden sonra üzülen tek yapının terör örgütleri olduğunu gördük. Biz Diyarbakır ziyaretinin bir anlamda başlangıç olacağını, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm vekillerimizin bölgede çok yoğun ziyaretler yapacağını, o bölgenin bizi özlediğini, bizim o bölgeyi özlediğimizi hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanımızın ziyaretine karşı çıkan HDP'nin kendisi oldu. Başından beri dediğimiz gibi HDP Kürtlerin falan değil, PKK'nın terör örgütlerinin sözcüğünü yapan bir yapı haline geldiğinin tescili oldu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı oraya gittiğinde HDP niye üzülsün Allah aşkına? Diyarbakır Erdoğan'ı, Erdoğan Diyarbakır özlemiş durumda. Serok Erdoğan ifadesi yanlış bilmiyorsam Başkan Erdoğan demektir. Başkan Erdoğan'ı İngilizce demek, Almanca demek, Türkçe demek bir sorun değil. AK Partili Turan muhalefetin OHAL uzatılıyor eleştirilerine de yanıt verdi. OHAL asla devam etmiyor. OHAL'i biz kaldırdık. Tehdit henüz geçmiş değil. Zaman aşımından kaynaklı endişelerin giderilmesini istiyoruz. Örneğin FETÖ'cü olan bir devlet memurunun FETÖ'cülüğünü şu anki meri kanunlara göre 2 yıl boyunca eylemini gizlemesi halinde zaman aşımı gündemde. Ancak söz konusu kanun yürürlüğe girdiğinde zaman aşımının uzaması söz konusu. O yüzden benzer riskler olmasın diye biz 3 yıllığına bu yetkilerin uzatılmasını talep ediyoruz. Biz bir daha 15 Temmuz yaşamak istemiyoruz. Son kez olmasını ümit ettiğimiz 3 maddelik bu teklifin uzatılmasını meclisimizin takdirine sunuyoruz. Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan iki kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Sosyal medyada hızla yayıldı o görüntüler ve tepki de topladı elbette. Gözaltına alınan 3 şüpheden ikisi için ev hapsi kararı verildi. Tasvip etmiyorum. Bunlar ayıp bir şeydir. Bunlara gerek duyulmaz yani. İsterse cami olsun, isterse kilise olsun. Tabii çıkamaz yani. Öyle bir şey olmaz yani. Herkesin kendine göre ibadeti olmaması lazım. Ben kınmıyorum, bilmiyorum. Kilisenin kapısının üzerine çıkıp oyun oynadılar. Skandal görüntüler gece saatinde kaydedildi. Bir grup müzikli bir eğlence yapmak için işte bu alana geldi. Ardından da grubun içerisinde bulunan 3 kişi kilisenin kapısının duvarının üstüne çıktı. Ve 2 şahıs müzikle birlikte işte kilise duvarının önünde oynamaya başladı. O skandal görüntülerin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı. Ve o 3 şahıs gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'deki kilisede tepki çeken görüntüler hakkında açıklama yaptı. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor dedi. Bir tepkide İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı. Olayla ilgili Türkiye Ermeni Patrikliği'nden de açıklama geldi. Açıklamada kilise görevlisinin şahısları uyardığı, yerlerinde kalmaya devam edince emniyet güçlerinden yardım istendiği belirtildi. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadelerinde alkollü olduklarını ve oynadıkları yerin kilise olduğunu bilmediklerini iddia etti. Hakim karşısına çıkan 3 kişiden ikisi için ev hapsi kararı verildi. Bir kişi ise serbest bırakıldı. Şimdi Galatasaray takımı hazırlık maçı için Yunanistan'a gitti. Özel bir maç için Yunanistan'a giden
kafile çirkin bir savırla da karşı karşıya kaldı. Orada Atina'da futbolcuların virüs testlerinin negatif çıkmasına rağmen kabul edilmedi. Sarı kırmızılı ekip de yaşananları İstanbul'a dönerek protesto ettiler. Sportmenlikten uzak muameleye tepkiler de haliyle peş peşe geldi. Şimdi Atina'ya bir uzanalım. Muhabir arkadaşım Manolis Kostidis telefon hattında. Manolis, hoş geldin yayına. Galatasaray'dan resmi bir açıklama yapıldı. Yunanistan'dan yapılan bir açıklama var mı? Neler yaşandı orada? Evet, Yunanistan'da da açıklama yapıldı. Tabii farklı bir açıklama Türkiye'nin açıklamasına göre. Yunanistan hükümeti adına Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Kardalias açıklamada bulundu. Bu maçın, yani Olympiakos Galatasaray maçının resmi bir maç olmadığını ve ülkeye Yunanistan'a giren tüm şahıslar için uygulanan protokolü uyguladıklarını belirtti. Galatasaray takımının QR giriş kodunun rapid test yapılması gösterdiğini ama Türk kafilesinin bunu reddettiğini iddia etti. Bunun üzerine bakan yardımcısına göre ülkeye girişlerde kendisi, yani Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı, Galatasaray'ın ülkeye giremeyeceğini talimatını verdi ve bu yüzden de Galatasaray takımı Olympiakos'ta maçı oynamadı gibi bir görüş savunmakta. Oysa Galatasaray takımı kendisi Yunanistan'a girmemeye karar verdiğini açıkladı. Aynı zamanda Nikos Kardalias, Yunanistan insan haklarında ve sağlık protokollerine saygılıdır gibi bir açıklamada bulundu. Ama tabii Yunan medyasında burada bir hata olduğuna dair bazı açıklamada bulunmakta. Yani neden herkese rapid test uygulanması istendi? Çünkü rapid test genelde kafirlerin bazı oyuncuların veya büyük gruplar geldikleri zaman bazı kişilerde yapılmakta. Oysa Galatasaray takımının tümünde rapid test yapılması kararı alındı. Açıkçası bir olay karıştı havalimanında ve yaklaşık 2,5-3 saat sonra Galatasaray kafilesi Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Yunan medyasında tabii Yunanistan hükümetinin tezleri savunulmakta daha çok. Ama tabii ki esas sonuç bugünkü dostluk maçının, Olympiakos Galatasaray maçının oynanamayacak olması. Herkesin ümidi gelecek dönemde böyle bir maçın rapid testsiz, pandemisiz, normal şartlarda oynanması. Jandarma Genel Komutanlığı 912 subay ve az subay adayı öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Peki adaylarda hangi şartlar aranacak? Ankara'ya gidelim. A Haber editörü Özkan Özcan bizi bekleyen isim. Özkan, hoş geldin yayına. Nedir bu sorunun yanıtı? Seni dinleyelim. Teşekkürler Cansın Elvacı. Subay ve az subay olmak isteyen adaylara güzel haber Jandarma Genel Komutanlığı'ndan geldi ve 912 subay ve az subay alınacağını duyurmuş oldu. Özellikle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakültesi'ne 200 erkek öğrenci, Jandarma Asubay Meslek Yüksekokulu'na da 712 öğrenci alınacağını duyurmuş oldu. Başvurular dün itibariyle başladı ve başvurular E-Devlet üzerinden de yapılmış olacak. Başvuru için son tarih ise 8 Ağustos Pazar günü 23.59'a kadar da yapılmış olacağını söyleyebiliriz. İnternet ortamı dışında yapılan başvurular da dikkate alınmayacağını da belirtmiş olalım. Peki başvuru şartları nedir? Adaylar özellikle en az lise ve denge okullardan mezun olması gerekiyor. 1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular da başvuruda yapabileceklerini söyleyebiliriz. Başvuruları kabul edilip sınava katılmaya hak kazanan adaylarsa sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgilerini de E-Devlet üzerinden yapabileceklerini söyleyelim. Ve şimdilik sözü de size bırakalım Cansın Elvacı. Denizli'de tekstil fabrikası sahibi iş adamı Ömer Aldırmaz. Bu görüntüyü taşıyacağız şimdi ekrana. Neden? Ömer Aldırmaz iş görüşmesi için gittiği Tavas ilçesinde kaçırılıyor. Özel ekip kurularak yapılan titiz çalışmayla iş adamının bir bağ evinde işte bu şekilde eli ayağı bantlanmış, hatta bacaklarına kadar bantlanmış şekilde, gözünün kapatıldığı şekilde bulunuyor. Aldırmaz nefes kesen bir operasyonla da kurtarıldı. 4 kişi ise gözaltında. Kaçırılan iş adamı bağ evinde işte bu halde bulundu. Zanlılar kıskıvrak yakalandı. Denizli'de tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz, iş görüşmesi için Tavas ilçesine gitti ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları polise haber verdi. İş adamının bulunması amacıyla özel bir ekip kuruldu.
Güvenlik kameraları tek tek incelenince iş insanının Çalı ilçesinde bir bağ evinde tutulduğu belirlendi. Bağ evinin çevresi sarıldıktan sonra nefes kesen operasyon başladı. İş adamını kaçıran Cüneyt Şentürk, Sevgi Erkan, Ahmet Temiz ve Kudret Can Karatepe gözaltına alındı. Ömer Aldırmaz'sa elleri ve kolları bağlı, gözleri bantlanmış halde bulundu. Ömer Aldırmaz, polise verdiği ifadede yaşadığı dehşeti anlattı. Bir iş yatırımı için Nikfer Mahallesi'ne gitmiştim. Bu sırada üzerime atlayan kişiler ellerimi arkadan kelepçeledi. Ayaklarımı da bağladılar. Gözlerimi de kapattıktan sonra beni bir aracın bagajına taşıdılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum. Elazığ'da dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan kadın bir kayanın çıkıntısına takılarak kurtuldu. Düştüğü yerde mahsur kalan kadını kurtarmak için ekipler 4 saat mücadele etti. Nefeslerin tutulduğu o görüntüler gelecek şimdi ekranlara. Gecenin karanlığında seferber olan bu ekipler bir kadının hayatını kurtardı. Elazığ'daki Harput Mahallesi'nde iki çocuk annesi bir kadın kayalık alanda dengesini kaybedip aşağı kaydı. Şans eseri bir kayaya takılarak 200 metrelik uçurumun kıyısında durabildi. Onun çığlık sesini yoldan geçen bir vatandaş duyunca ekiplere haber verdi. Jandarma ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Önce kadınla iletişim kurup sakin kalmasını sağladılar. Sonra da makaralı halat sistemi kuruldu. Bir itfaiye çavuşu halatla aşağı sarkıtıldı. Kadın halata bağlandıktan sonra yukarı doğru el birliğiyle çekildi. Yaralı kadına ilk müdahale 112 ekibi tarafından yapıldıktan sonra hemen Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gece yarısı film sahnelerini aratmayan 4 saatlik operasyonda İki çocuk annesi kadın sağ salim kurtarıldı. Yavaş yavaş. Acele etmeyin. Elini sıkışık kalmasın. Tamam. Altta tutun. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalan hayvan pazarlarında hareketlilik artmış durumda. Emniyet ekipleri de bayram öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için pazara indi. Broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. 12 lira. Abi 12,5. Sıkı pazarlıklar yapılıyor. Fiyatta el sıkışılıyor. Her şey yolunda derken alan da veren de mağdur olabiliyor. 13,5 hayırlı olsun. 13 liraya hayırlı olsun. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Tüccarlar bir an önce hayvanlarını satıp dönme derdinde. Vatandaşlarsa bütçesine uygun kurbanı bulma. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara indi ancak pazar yerlerinde sahte para, dolandırıcılık ve yan kesiciliğe karşı emniyet birimlerimiz tarafından broşürlü uyarılar sürdürülüyor. Sahte para görseniz anlayabilir misiniz? Anlarız. Arkadaşlarımız da bize emniyet teşkilatımız bilgilendirdi bizi. Peki sahte parayı nasıl anlarız? Paramızın bu kısımlarında kabartma baskılar vardır. Bu kabartma baskılarımızı biz elimizle bu şekilde hissederek paramızın sahte olup olmadığını anlayabiliriz. Bu bir özelliktir sadece. Bunun haricinde şu kısımda, şu boşluk kısımda filigran dediğimiz içerisinde gizli Atatürk portresi yer alan bir görüntü vardır. Bunu böyle ışığa tuttuğumuz zaman Atatürk portresi ve yanında paramızın banknot değeri görülmektedir. Bu paramızın yine bir güvenlik özelliğidir. Yine paramızın Atatürk portresinin alt kısmında bu bölümde gizli görüntü mevcuttur. Bu gizli görüntüyü yine ışığa tuttuğumuzda içerisinde paramızın banknot değeri görülmektedir. Bir başka özelliğimiz emniyet şeridi. Emniyet şeridi paramızın her iki yönünden de baktığımızda yukarıdan aşağıya kesintisiz bir hat şeklindedir. Ve bu kesintisiz hattın içerisinde yine paramızın banknot değeri görüldüğü gibi buralarda 200 TL yazıyor. Peki bu elimdeki sahte 1 lira mı gerçek 1 lira? Gerçek 1 lira. Peki sahte desem? Yıldızın içine bakacağız ama gözlük yok içindeki. Bakın. Böyle bir... Gerçek miymiş? Gerçekmiş. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Hemen o noktaya döneceğiz. Sosyal medya platformlarından
toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor. Hepsini birden hasretle kucaklıyorum. 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü, yani dün, partimizin Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu'nun ortak toplantısını gerçekleştirdik. Türkiye'mizi yakından alakadar eden iç ve dış gelişmeleri dikkatle, dirayetle ve tüm boyutlarıyla ele aldık. Aynı zamanda partimizin önümüzdeki süreçte yapacağı siyasi çalışmaları, takip ve temin edeceği stratejileri ana hatlarıyla gözden geçirdik. Milliyetçi Hareket Partisi sahadadır, kafadadır, kalptedir, milli kaderin taşıyıcı ve tahkim edici siyaset omurgasıdır. Taşıdığı sorumlulukların fevkinde onurlu bir mücadelenin tarafıdır. Özellikle ifade etmek istiyorum ki biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. Biz istikbalimizin değil, istiklalimizin derdindeyiz. Biz yalanın değil, hakikatin izindeyiz. Halkın yanındayız, hakkın yanındayız, hakkaniyetin yanındayız, helalin safındayız. Tıpkı bir bayrak gibi haramın karşısındayız, hiyanetin karşısındayız, hainlerin karşısındayız, habis emellerin karşı cephesindeyiz. Biz kula kulluğu reddeden inanmış bir vicdana sahibiz. Eğilmez başımızla, teslim olmaz mizacımızla milletimizin hizmetkarıyız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi Türk tarihinin selamıdır, Türk kültürünün seslenişidir. Türk milletinin gıpta edilen seciyesidir. Siyaseti hizmet yarışı yerine hezimet rekabetine, zillet parkuruna dönüştürenler bizi anlayamaz, anlasalar bile anlatmaya takatleri yetemez. Yalanı ve riyayı siyaset zannedenler, yıkımı da marifet görenlerdir. Bizim anlayışımıza göre siyaset bir meziyet, bir mecburiyet, bir meşruiyet, bir meftuniyet, bir mensubiyet olmasının yanı sıra insana hizmetin milli iradeye faziletle, fiiliyatta, fikriyatla hassasiyet ve hürmet göstermenin cümlesidir. Bu cümleden mahrum olanların siyaseti kötüdür. Kötürümdür, köhnedir. Aklın rehberliğinde milli ve manevi değerler ekseninde somut gerçekteki düğümlerin çözülmesi ya da sorunların sürüklediği çıkmazlardan kurtulabilme becerisi bize göre siyasettir. Siyasetin doğru olması kadar bu siyaseti tatbik ve tevzi edecek zamanlamanın da doğru olması lazımdır. Doğru siyasetin yanlış zamanda tezahürü veya yanlış siyasetin doğru zamanda tecellisi herhangi bir etki ve sonuç doğurmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar siyasette zamanlama yanlışına düşmemiş, millete rağmen bir siyaset tercihine heves etmemiştir. Bu itibarla ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler, vesayetçi mihraklar bize yabancı ve uzaktır. Hiç kuşkusuz milli ve demokratik ilkeler neyi gerektiriyorsa yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız odur. Bizim kulislerin ateşinde kaynatılan dedikodu aşına karnımız toktur. Karanlık lobilerin telkinlerine, menfaat gruplarının tekliflerine kapımız sürgülüdür. Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara tamamıyla kulağımız tıkalı,
gözümüz de gönlümüz de kapalıdır. Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır. Türkiye için, Türk milleti için, istiklal ve istikbal haklarımız için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir. Cumhur İttifakı Kuvayi Milliye ruhudur. Cumhur İttifakı milli mücadele şuurudur. Cumhur İttifakı felaha vatan ufkudur. Cumhur İttifakı bizatihi Türk milletinin duruşudur. Bu duruş icazetli bir duruş değildir. Bu duruş ipotekli bir duruş da değildir. Bastığımız yer sağlam, baktığımız yer saadettir. Merhum vatan şairimiz Akif'in dediği gibi, şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz cihan yıkılsa, emin ol bu cephe sarsılmaz. Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar, bundan sonra da bu yollarda nal toplamaya devam edeceklerdir. Cumhur İttifakı camdan yapılmış vitrin süsü bir vazo değildir ki çatlasın dağılsın. Türk milletinin ruh kökünden doğan erdemli bir ittifakın çatlaması değil, çekemeyenleri, Türkiye'nin önünü kesmek için faal halde olan mihrakları çatır çatır çatlatması doğaldır, olan da budur. Biz siyasetin çuvalı patlatmamak olduğunu söylemiştik, aynı noktadayız. Aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı'nın gıyabında polemik şantiyesi kuranların, yalan çarkı inşa edenlerin asıl gayesi Türkiye'nin tökezlemesi, iki gün sonra 5. yıl dönümünü idrak edeceğimiz 15 Temmuz FETÖ işgal girişiminin revanşının alınmasıdır. Çünkü 5 yıldır uykuları kaçmıştır. Çünkü 5 yıldır dirilen ve yükselen bir Türkiye gerçeği karşılarındadır. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı. Pazarlık usulüyle, koltuk sevdasıyla, para pul kaygısıyla vasat bulmadı. Cumhur İttifakı dini kisveye bürünen FETÖ'cülere karşı meydanlarda, köprülerde, yol ağızlarında, havaalanlarında, caddelerde, sokaklarda, kısaca vatanın her karışında ya istiklal ya ölüm inancıyla teşekkül etti. 7 Ağustos Yeni Kapı kucaklaşmasıyla yol haritasını çizdi. Adam gibi adam olamayanlar bu gerçekleri asla kavrayamaz. Ahlaken bunalım geçirenler bu milli ve tarihi tutumu hayatta algılayamaz. Diyor ya Akif, adam mısın? Ebediyen cihanda hürsün, gez. Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez. Adam değil misin? Oğlum, gönüllüsün semere. Küfür savurma boyun kestiğin semercilere. Bizi hiç kimse yular takıp sürükleyemez. Bizi hiç kimse esaret altına alıp köle muamelesi yapamaz. Buna cüret edenlerin santim santim alınlarını karşılarız, heveslerini de kursaklarında bırakırız. Değerli milletvekillerim, 15 Temmuz inancın işgale karşı kahramanca direnişidir. 15 Temmuz, salaların vicdanlarda oluşturduğu inşirahtır. 15 Temmuz, milli birlik ve dayanışma hissiyatıyla Türkiye'nin dibi zehirli haşeratlarla dolu karanlık bir uçurumun kıyısından çekip alındığı tarihtir. 15 Temmuz bu nedenlerle
demokrasi ve milli birlik günüdür. Elbette bugün Türkiye için aynı zamanda bir eşik, aynı zamanda bir dönüm noktasıdır. Yıllarca Türk TSK'ya yasa dışı yollarla sirayet eden FETÖ'cüler en sonunda Türk milletine silah doğrultmuş, mermi ve bomba yağdırmışlardır. Bir defa şu gerçeği yalın bir dille netleştirmemiz gerekmektedir. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, bu hain teşebbüse kim ortak olmuşsa, ismi, ünvanı, mevki ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır. Türk askeri şereflidir, Türk askeri onur sahibidir, vatan ve millet sevgisinin bedelini de gerektiği zaman canıyla, kanıyla ödemektedir. Dışı vaiz, içi vandal olan bir terörist, Türkiye düşmanlığı konusunda eğitilmiş şakirtleri maklube yiyerek Işık Evleri ismiyle açılan karanlık meskenlerde örgütlenerek melanet gergefinde vatana ihaneti dokunmuşlardır. FETÖ'cü teröristler 3. bin yılda Asya'nın Hristiyanlaştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş, Kürdistan'ın doğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş, insanlığın ve inancımızın silinemeyecek yüz karalarıdır. Kim hangi karanlık senaryodan ilhamını alırsa alsın, üzerinde yaşadığımız vatan toprakları tarih boyunca Türk milletinin kanıyla mühürlenmiştir. Mensubu olduğumuz imrenilecek bir kaynaşma ve kucaklaşma zirvesi olan aziz milletimiz asırlardan beri bağımsızlık onuruna düşkün, egemenlik haklarına bağlı halde var ola gelmiştir. Bu tarihi gerçeği hem öveceğiz hem bununla övüneceğiz. Hem de milli ömre kastetmek için pusuya yatan cinayet şebekelerini doğduklarına doğacaklarına bin pişman edeceğiz. Kardeşçe yaşayacağız. Birbirimize saygı duyup hoşgörü ve uzlaşmayı her daim canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Bunu bilecek ve hatırımızdan çıkarmayacağız. Bakınız 15 Temmuz darbe teşebbüsüne batılı ülkeler kesin bir tepki koyamamışlardır. 15 Temmuz hain teşebbüsünün dış bağlantıları konusunda yaygın söylenti ve yorumlar aslında malumun bir nevi ilanı, saklanmak istenen ilişki ağlarının ifşasıdır. Bu darbe mekaniğinin arkasında Türkiye'ye kin ve nefret besleyen odakların olduğu artık tartışma götürmeyen bir gerçektir. FETÖ ile kıran kırana bir mücadele yapılıyorsa da bu terör örgütünü eğiten, yöneten, yönlendiren, teşvik eden, zalimlerle yüzleşme ve hesaplaşma sağlanmadan tehditlerin geçtiğini, bir daha 15 Temmuz benzeri felaketlerin yaşanmayacağını söylemek akıl ve mantık işi değildir. Lütfen dikkat ediniz. 15 Temmuz'un sis bulutu henüz dağılmamıştır. Çünkü ihanet ve işgal planlarının merkez üssü hala aktiftir. Kripto damar henüz kurumamıştır. FETÖ ile başları ABD'de ve Avrupa ülkelerinde cirit atmaktadır. Demokrasi, hukuk, insan hakları ve özgürlük konularında mangalda kül bırakmayan ama bu değerlerden de zerre miskal nasiplenmedikleri açıkta olan kuşkulu ülkeler darbecilere sahip çıkmaktadır. Teröristlere kol kanat germektedir. Katilleri besleyip doyurmaktadır. Bu olacak iş midir? Bu durum makul ve maruz görülecek bir hal midir? Pensilvanya'daki terör inleri dağıtılmadıktan, terörist başı Gülen ve çetesi Türk adaleti önünde hesap vermedikten sonra milli yüreklerdeki alev sönmeyecek, Türk milleti rahat bir nefes alamayacaktır. İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse Fethullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir.
Başka çare yoktur. Başka çözüm yoktur. Başka seçenek yoktur. İhanetin bedeli başka türlü ödenmiş olamayacaktır. Eğer Amerika Birleşik Devletleri FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse Fethullah Gülen'i derhal Türkiye'ye iade etmelidir. Bunu müttefiklik hukukuna saygı gereği yapmak zorundadır. Bu tarihi görevi terörizmle mücadeleye destek vermek, nerede durduğunu ispat etmek için yerine getirmekle mükelleftir. 251 şehidimizin dökülen kanları hala yerdedir. 2194 gazimizin sorulacak hesabı da mahşere bırakılmayacaktır. Maalesef ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin FETÖ'ye karşı müşfik ve mümeyyiz tavrın aynısını Türkiye'deki bazı siyasi partilerde de görmek mümkündür. Bunlardan birisi olan İP Başkanı FETÖ'cüleri kastederek bütün arababaları, ağababaları uçup gitti. Ne kadar gariban varsa içeride diyecek kadar ucube ve ilkesiz bir değerlendirme yapabilmiştir. Bu şahsın gariban dedikleri 15 Temmuz kalkışmasını idare eden cuntacılardır. Gazi meclisi bombalayan şerefsizlerdir. Vatandaşlarımızın üzerine bomba atan canilerdir. Soruları çalan hırsızlardır. Kumpasçı polislerdir. Kalemini ve vicdanını satan savcı ve hakimlerdir. İçeridekiler gariban değil, casustur, haindir, katildir, emperyalizmin kanlı tetikçileridir. Bu ağır kusurlu ve sorumsuz zihniyet, garibanı bilmesek bize yutturacak, garibanı tanımasak gerçekleri temelinden çarpıtmış olacak. CHP yönetimine göre 15 Temmuz tiyatrodur. Masaldır, düzmecedir. Asıl darbe ise 20 Temmuz 2016'da ilan edilen o haldir. 15 Temmuz gecesi vatanı işgal etmek isteyen teröristler neyse bu barbarlığa, bu düşmanlığa tiyatro diyenler de aynısıdır. CHP ile İP, HDP'nin yörüngesine sabitlenmenin yanı sıra PKK'nın çizgisine taşınmışlar, FETÖ ile de tek yumurta ikizi haline gelmişlerdir. Bunlar zulme ve payanda olmuşlardır. Bunlar ihanete göz yummuşlar, olur vermişlerdir. Bunlar Türkiye'nin değil, muhasım çevrelerin hizasında toplanmışlardır. CHP, sözde OAL mağdurlarını devamlı istismarla vakit geçirmektedir. Bizim gerçek mağdurlara diyecek bir sözümüz yoktur. Onların hak hukukunu her fırsatta savunduğumuz ortadadır. Partimize yapılan müracaatları aynısıyla hükümetle paylaştığımız da bilinmektedir. Ancak mağdurlarla mahvumuzun projesine piyonluk yapanları mutlaka tefrik etmek şarttır. CHP'ye tutunmuş işbirlikçiler, bu ayrıma en ufak bir itina ve ihtimal göstermeden sözde kanun hükmünde kararname mağdurlarının tümüne yalan yanlış pek çok ifadeyle destek vermektedir. Diyorlar ki ötekileştirme ve kıyım hikayesi. Diyorlar ki haksızlık, hukuksuzluk, ihraç gerekçeleri soyut delillere dayanıyor. Diyorlar ki mağdurların işe iade talepleri muktedirlerin buzdolabında bekletiliyor. CHP emperyalizmin dolmuşuna binmiş, sonu ve sonucu fecaatlerle bezenmiş melanet yolculuğuna çoktan çıkmıştır. Bu CHP yönetimi milli mücadele yıllarında görev almış olsaydı biliniz ki 7 düvele mağdur, 7 başlı ejderhaya mazlum muamelesi yapar, vatanı da olumsuz şekilde devredebilir. Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasını her gün bir yenisini eklemektedir. Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşurken utanmıyor. Biz onu dinlerken pes doğrusu diyoruz ama o pişkinliğe devam ediyor. Dün bir gazeteye vermiş olduğu beyanatta demiş ki Bahçeli
bütün bürokratik kadrolarını bu vesileyle devlete yerleştiriyor. Bazı müflis köşe yazarları, bazı münafık yorumcular bizi FETÖ'yle bir tutacak kadar namus ve şeref değerlerinden uzaklaşmışlardır. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in vatanperver ve milletsever mensupları, Türkiye'nin zencileri, itilmiş, kakılmış, dışlanmış insanları değildir. Uğruna şehadeti bile göze aldığımız bu ülkeye liyakat ve ehliyet kriterlerine bağlı şekilde hizmet eden kardeşlerimizin hakkını savunmak bizim için haysiyet meselesi. Bundan taviz veremeyiz. Buna duyarsız kalamayız. Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak, aynı görmek, bu suretle afiş etmeye ve fişlemeye çalışmak en adi cinayettir, en katil cehalettir, en alçak hiyanettir, en vahim günahkarlıktır. 12 Eylül sonrası dava arkadaşlarımızın çile ve işkencelere maruz kalmaları, hatta idam edilmeleri karşısında devlete en küçük sitem bile etmedik. Korktuğumuzdan değil, fikriyatımızın ve inancımızın gereğini yaptık. Boğazımıza bağlanan yağlı urganlardan şikayet yerine Allah'ın dediği olur dedik, devlet bizim, vatan bizim, millet biziz dedik, bir gül bahçesine, girercesine, şehadete yürüdük. Devleti ebed müddet, milleti ebed müddet kutlu bir geleceğe ulaşsın da varsın olan bize olsun diye haykırdık. Biz ölsek ne çıkar? Yeter ki millet yaşasın. Yeter ki devlet yaşasın. Yeter ki şehit kanlarıyla sulanmış cennet vatanımız sonsuza kadar var olsun dedik. Ey Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum. İddialarınla ilgili şayet bir bildiğin, bir tespitin var da açıklamıyorsan namerdin ağa babasısın. Bizimle gönül bağı bulunan bir kardeşimizin hakkı olmayan bir göreve yükseltilmesiyle ilgili en küçük bilgi ve belgen var da deşifre etmiyorsan müfterinin en önde gidenisin. Bizim kadrolaştığımızı, koltuk sevdasına kapıldığımızı iddia eden kokuşmuş yazar ve yorumcular, hodri meydan, bildiklerinizi kamuoyuyla paylaşmazsanız alçaksınız, ahlaksızsınız. Cumhur İttifakı'nı harcı hasislikle değil, hasbilikle karılmıştır. Biz hesabı davranmayız. Karnımızdan konuşmayız. Biliyoruz ki kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Biz bakınca vatan görüyoruz, bayrak görüyoruz, asil bir milletin destansı mazisiyle mest eden istiklalini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, sen bakınca acaba ne görüyorsun? Büyük Kürdistan'ı mı? Türkiye'nin işgalini mi? Yoksa aynadaki yansıman olan zilleti mi? Unutma ki baktığın yer aynı zamanda bittiğin yer olacaktır. Değerli arkadaşlarım, son günlerde manidar bir zamanlamayla başını kaldıran CHP'li bir sanatçı ve siyasetçi katılmış olduğu bir televizyon programında bu Fethullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ filan gibi o tabirleri takamaz diyerek asıl yüzünü sergilemiştir. Bu çürümüş ve kibir kulesi şahıs özellikle merhum Başbakan Bülent Ecevit'e çok ağır bühtanda bulunmuştur. Bu bühtanı reddediyoruz. Merhum Ecevit'in devlete ve millete bağlılığını tartışmak isteyenleri de Allah'a havale ediyoruz. Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği, suizanda bulunmadığı, hakkında ileri geri konuşmadığı hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir. Demek ki danışıklı dövüş bir siyaset planlaması sahnededir. Önemli olan
kimin ne söylediği değil, söyleyenin kimler tarafından konuşturulduğu, arkasında kimlerin durduğudur. Hatırlarsanız 29 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğumuz grup toplantısında ABD'de kurulan Türk Demokrasi Projesi'nden bahsetmiştim. Türk düşmanlarının Türk Demokrasi Projesi şemsiyesi altında buluştuğunu ifade etmiştim. Aynı günlerde de Kılıçdaroğlu dostlarıyla birlikte Türkiye'ye demokrasi getireceğini açıklamıştı. Şu ibretlik benzerliğe bakınız ki yine o tarihlerde aralarında Zülfü Livaneli'nin de yer aldığı 220 bileşenden müteşekkil sözde demokratik kurum ve kişiler tarafından çağrısı yapılan Büyük Demokrasi Konferansı toplanmış, hitabında da bildiri yayınlanmıştır. ABD'de ortaya çıkan Türk Demokrasi Projesi'nin senaristleri ne demişse, neyi önermişse, Türkiye'de toplanan lekeli Büyük Demokrasi Konferansı'nda aynılarını söylemiş ve teklif etmiştir. Yani anlayacağınız, her tarafından içi boşaltılmış, sütunları kırılmış, boyası dökülmüş bir demokrasi kuşatması altındayız. 22 Haziran 2021 tarihli grup toplantımızda ise hedefleri itibariyle birbiriyle bağ ve bağlantısı aşikar olan dört uluslararası süreç ve zirveye dikkat çekmiştim. Bilhassa NATO'nun 2030 vizyon belgesine yapılan atıf kapsamında ittifakın siyasi boyutunun önümüzdeki süreçte güçlendirileceği, yolsuzlukla mücadelenin NATO için önem taşıdığı, nihayetinde demokrasinin destekleneceği kararını ifade etmiştim. Bu süreçlerin ardından yapılan açıklamaların hepsi tek merkezden kaleme alınmış gibidir. Ve hedef ülke Türkiye'dir. Çözüm süreciyle ilgili asılsız ve tehlikeli söylentilerin arka planında da bunlar vardır. Hiç kimse niyet okuculuğu yapmasın, harman yeri düşlemesin, buzağıyla yanlış yerde aramasın. Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu bölücülüğün umududur. Terör örgütünün taltifidir. Türkiye'nin temellerini dinamitlemenin şifresidir. Edepsizce bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı göstererek Serok Ahmet gafletinin pençesindedir. Tarihte Bizans işbirlikçisi olarak anılan Haris İbn'in, Cabella'nın tıpkısının aynısıyla fotokopisidir ve iftiracının danışkasıdır. Serok Ahmet zillet çamurunun içinde çırpınmaktadır. Görüyoruz ki siyasette zillet ittifakına melanet bir rol biçilmiş, takviye güç olarak bölücü ve yıkıcı unsurlar öne çıkarılmış, dış destek olarak uluslararası platformlar ve husumetle temellenen sivil toplum kuruluşları sürece dahil edilmişlerdir. Erken seçim dayatması yalnızca CHP'nin, yalnızca İP'in, yalnızca HDP'nin talebi değil, ortak paydaları Türk ve Türkiye düşmanlığı olan çevrelerin baskı ve dayatması olarak belirginlik kazanmıştır. Aziz milletim, değerli vatandaşlarım, muhterem dava arkadaşlarım, bir vehimle söylemiyorum, fakat şu gerçeklerin özellikle anlaşılmasını rica ediyorum. Oyun içinde oyun vardır. İhanet içinde ihanet sivrilmektedir. Demokrasi paravanı altında Türkiye'nin sırtını yere getirme stratejisi kontrollü şekilde ilerletilmektedir. ABD'deki John Bolton Türkiye'deki çetesine demokrasi konferansı düzenlettirmiştir. Kim kiminle yürüyor belli olmuştur. Dönme dolaplar dönüp duruyor, ancak haktan ve hakikatten yana bakanlar ise muhalefete yüklenen kahredici rezil oyunu bozmak için vaktini ve saatini sabırla bekliyor. Geçen haftada da İzmir'de
yine demokrasi temalı bir zillet gösterimi sahne almıştır. Düzenlenen Demokrasi İçin Bir Nefes isimli mitingde CHP ve HDP yan yana gelmiş, emel ve eylem birlikteliği yapmışlardır. HDP'nin bir eş başkanı sanki çözüm arayan varmış gibi çözüm için bebek katilinin üzerindeki tecridin kaldırılmasını istemiştir. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da HDP'lilere seslenerek sonuna kadar omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz kararlılığını fütursuzca seslendirmiştir. Hani ittifak yoktu? Hani birlikte değillerdi? Bal gibi, buz gibi CHP, HDP ip ortaktır. Ne var ki kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de aralarında ihtilaf yaratmıştır. CHP'li bir genel başkan yardımcısının cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur demesi, adaylık düşü kuran İP başkanını HDP'nin müdahalesi olmadan aday belirlenmez diyen bölücü zihniyeti telaşlandırmıştır. Zillet ittifakına tavsiyem, kimin aday olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar. Cevap alamazlarsa Biden'a ulaşsınlar ya da Balto'nun son kararının ne olduğunu araştırsınlar. Bunlar kendi öz iradeleriyle cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyecek ölçüde akılları ve iradeleri rehinlidir. Demokrasi konferansı adıyla yeşeren zelil oluşumun sonuç bildirisinde HDP'nin kapatılmasına karşı çıkılmış, demokratik bir program aracılığıyla mücadele edileceği duyurulmuştur. 8 Temmuz 2021 tarihinde de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda HDP'nin kapatılması ile ilgili hukuki süreç ideolojik önyargılarla ve tarafkî bir bakış açısıyla kınanmıştır. Şu tuhaf ve iflah olmaz çelişkiye bakınız ki Avrupa Birliği içinde terörizmi kınamaktan uzak durmak bile parti kapatma nedeniyken alenen teröre bulaşmış, terörizmin siyaset ayağı olmuş, bölücü HDP'nin kapatılma girişimine peşin hükümlerle karşı çıkılmıştır. Yargı bağımsızlığımızı çiğneyen ikiyüzlü Avrupa zihniyetinin HDP, PKK, FETÖ sevdası tam bir kepazeliktir. Bu ayıplı bir karardır. Bu rezil bir karardır. Bu antidemokratik ve hukuksuz bir karardır. Milliyetçi Hareket Partisi Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi kınayan açıklamasına res çekmekte, meydan okumakta, kınama mesajını tüm gücüyle kınayıp Adem'e mahkum etmektedir. Değerli dava arkadaşlarım, Batı'nın demokrasi ve medeniyet götürme maskesi altında bizim gibi ülkelere yönelik operasyonlar, faaliyetler her devirde görülmüştür. Fakat artık Pandora'nın kutusu açılmış, maskeler düşmüş, bütün emeller ortaya çıkmıştır. Türkiye 3. yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle karşısına çıkan musibetleri göğüsleyecek kuvvettedir. Cumhur İttifakı'nın ahlaklı ve milli mücadelesinin öncülüğüyle sömürge akınlarını durduracak güç imkanlarına sahiptir. Hiçbir ülke bize demokrasi dersi verecek kadar sicili temiz değildir. Hele hele demokrasiyi kullanarak Türkiye'yi zillete düşürmeye andolsun hiç kimsenin takati yetmeyecektir. Bildiğimizi, bileğimizi bükemeyeceklerdir. Boynumuzu eğemeyeceklerdir. Türkiye'yi geçemeyecekler, Türk milletini yenemeyeceklerdir. Fırat, Dicle su havzalarıyla enerji ve petrol kaynakları üzerinden yürüyen güç ve şiddet dolu mücadelenin sonunda Büyük Kürdistan ve Büyük İsrail hedeflerinin gerçekleşmesini ümit edenler muhakkak kaybedeceklerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen hafta kabul edilen 4. yargı paketiyle hukukumuz çok daha güçlenecek, adalet çok daha perçinlenecektir. Cumhur İttifakı geleceğe yürürken ayak bağı olanlar demokratik yollarla kenara itilecektir. Bunu Türk milleti başaracaktır.
Bu milletin yürüyüşünü durduramazlar. Bu millete zemzem diye zehir içiremezler. Bu milleti zillete mahkum edemezler. Cumhur İttifakı güvencedir. Cumhur İttifakı milli bekanın burcu, düşmeyecek kalesidir. Son olarak diyeceğim şudur ki, şunlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta içinde çalışmalarına aksi bir durum olmadıktan sonra 1 Ekim'e kadar ara verecektir. Ancak siyasette ara olmadığını, tatile yer bulunmadığını sizler gayet iyi bilmektesiniz. Hepinizden beklentim, COVID-19 şartlarına dikkat ederek, kurallara harfiyen uyarak, seçim bölgelerinizde her insanımıza ulaşmanızdır. Her eli tutunuz, her haneye giriniz. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları birer birer anlatınız. Bahane istemiyorum, yılgınlık istemiyorum, oyalama istemiyorum. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Esken seçim yaygarası koparanları kendi hallerine terk edin. Muhatap dahi almayın. Varsın onlar kendi hayal dünyalarında seçim diye tuttursunlar. Biz işimize bakalım, milletimize bakalım, ülkemize bakalım. Türkiye için üstlendiğimiz sorumlulukları harfiyen icra edelim. Milliyetçi Hareket Partisi'ni küçümseyip kasti şekilde oy oranlarının düştüğünü söyleyenlere aynayı da koynayı da gösterelim. Unutmayınız ki birlikte başaracağız. Tuzakları beraberce bozacağız. 2023 yılında lider ülke Türkiye'ye ulaşacağız. El birliğiyle yapacağız, güç birliğiyle yapacağız, Türkiye'ye zırh olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'da şehit olan vatan evlatlarımıza, terörle mücadelede şehit düşen kahramanlarımıza, Covid'den 19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Şu anda tedavi altında olan tüm kardeşlerimize şifalar diliyorum. Önümüzdeki hafta karşılayacağımız mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle siz değerli milletvekili arkadaşlarımın, aziz milletimin ve Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyor. Evet, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamayı canlı olarak ekrana taşıdık. Bir yandan da bir son dakika bilgisi var ekranlarınıza yansıyan. Türkiye'nin aylardır aydınlatılmasını, hatta yıllardır aydınlatılmasını beklediği Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme var. 24 kişi gözaltında. Hemen bölgeye uzanalım. Muhabir arkadaşım İbrahim Doğan bizi bekleyen isim. İbrahim, kim o kişiler? Neler yaşandı? Nedir son durum? Seni dinleyelim. Tabii 3 yıl önce işlenen Büyükşen cinayetiyle ilgili bir son dakika gelişmesini vermek istiyorum. Tabii sabah saatlerinde 24 kişi olayla ilgili oldukları belirlenen 24 kişi, 24 şüpheli gözaltına alındı. Peki bu 24 şüpheli arasında kimler var? Hemen o konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Büyükşen çiftinin oğlu Uğur Büyükşen, kızları Büşra Büyükşen, gelinleri Betül Büyükşen ve Mehmet Ali Dayanır, Betül'ün kuzeni Mehmet Ali Dayanır gözaltına alınan şüpheliler arasında. Aslında dün biz İsmil mahallesine gitmiştik. Cinayetin yaşandığı o evin bulunduğu mahalleye gitmiştik. Uğur Büyükşen'le görüşmek istemiştik. Ancak Uğur Büyükşen'in telefonları açmadığını söyleyebiliriz. Ve bu noktada da cinayetle ilgili gelişme yaşandı. Özel bir ekip kurulmuştu. Dosyada gizlilik kararı vardı ve yaklaşık 15 gündür özel ekip araştırmalarını yoğunlaştırdı ve 24 şüpheli gözaltına alındı. Tabii gözaltına alınanların arasında Betül Büyükşen'in, yani gelinleri Betül Büyükşen'in anne ve babası da bulunuyor. Yani Necla ve Metin Büyükşen, hayatını kaybeden Necla ve Metin Büyükşen'in dünürlerinin de olduğunu belirtebiliriz. Dün akşam saatleriyle sabah saatlerine kadar sürdü operasyon ve 24 şüpheli
ev ve arabalarında gözaltına alındı. Hem de ev ve arabalarında bazı deliller ortaya çıktı. Bazı delillere de el konulduğunu belirtebiliriz. Tekrar etmekte fayda var. Büyükşen cinayeti 3 yıldır Türkiye'nin gündemindeydi. Özellikle son aylarda ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'yla Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Aslında cinayet işlendikten sonra A Haber olarak Osman Büyükşen ve Necla ve Metin Büyükşen'in kızları, yani şu anda şüpheli durumunda olan Büşra Büyükşen'le hastaneden çıkar çıkmaz ilk röportajı yapan medya kuruluşuyduk. Ve şimdi Büşra Büyükşen, kızları Büşra Büyükşen şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Yine diğer bir şüpheli de Necla ve Metin Büyükşen'in ağabeyi, Necla ve Metin Büyükşen'in ortanca çocukları Uğur Büyükşen gözaltına alındı. Ve tabii gelinleri de Betül Büyükşen'in de gözaltına alındığını ifade edebiliriz. Gözaltına alınanlar arasında Betül Büyükşen'in kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın da olduğunu söyleyelim. Ve tabii hayatını kaybeden Büyükşen çiftinin dünürleri de yine şüpheliler arasında gözaltı 24 kişiden oluşan şüpheliler arasında diyebiliriz. Tabii olayla ilgili gizlilik kararı var. Şu anda şüpheliler ifade veriyorlar. Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucunda 24 kişinin olayla ilgili oldukları iddia edilen 24 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Cansın Elbacı. İbrahim, teşekkür ediyorum sana, kolaylıklar diliyorum. Biliyorsunuz çiftin kızları Büşra aslında cinayetin tek görgü tanığıydı. Olayın yaşandığı gün evin içerisinde olan ve o noktadan kaçan isimdi. İlk günden bu yana gözler aslında Büşra'nın üzerindeydi. Şu an itibariyle Büyükşen çiftinin kızları Büşra'nın da gözaltında olduğu bilgisini muhabir arkadaşım İbrahim Doğan bizlerle paylaştı. Tabii ki sorguda vereceği ifade de kuşkusuz önemli. Bir diğer yandan büyük oğulları da yine gözaltında. Önümüzdeki süreç bakalım bu konuyla ilgili neler gösterecek, aktarıyor oluruz. Şimdi bir diğer yandan FETÖ terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinden olan terörist Mehmet Ali Şengül Almanya'da öldü. Terörist Şengül'ün COVID-19 nedeniyle 3 aydır tedavi gördüğü öğrenildi. FETÖ elebaşı örgütü kurulduğunda yanındaki 14 kişiden biri olan Mehmet Ali Şengül öldü. Terörist Şengül'ün Almanya'da COVID-19'dan öldüğü öğrenildi. Kırmızı listede aranan Şengül'ün 3 aydır Esen eyaletinde tedavi gördüğü tespit edildi. FETÖ'cü Şengül örgüt içerisinde liderlik kavgası veren isimlerden bir tanesiydi. Elebaşı öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce firar eden Şengül hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği ve anayasal düzeni ihlale teşebbüs başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyordu. Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçti. İddiaya göre CHP'den istifa eden Er, bu ayrılıktan sonra Mudanya Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen iki kişi tarafından darp edildi. CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ne geçti diye cadde ortasında tekme tokat darp edildi. Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, 18 Haziran'da Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'ne katıldı. Er'e parti rozetini de bizzat Muharrem İnce taktı. Geçtiğimiz günlerde eve gitmek için yola çıkan Mehmet Er'in yolu iki kişi tarafından kesildi. Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesi, Mudanya Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen şahısların saldırısına uğradı. İddiaya göre CHP Mudanya Gençlik Kolları'na üye iki kişi CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesini darp etti. Bir iki araba önünü kesiyorlar. Ondan sonra indikten sonra da darp ediyorlar. Yargıya taşınmış olan bir olay olduğu için şu anda herhangi bir açıklama yapmayı düşünmüyorum. Hukuki süreç bitene kadar da açıklama yapmayacağım. Halkımızı gayyana getirmeyeceğim. Memleket Partili il ve ilçe yöneticileri yaşanan olayı kınadı. Bu olay
Mudanya tarihine kara leke olarak geçecektir. Bu kara olayı kınamayanların çürümüş vicdanları ve ipotek altına alınmış, kokuşmuş beyinleriyle baş başa bırakıyorum. İki kişinin saldırısının ardından meclis üyesi hastaneye gidip darp raporu aldı. Saldırganların Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz tarafından köfteyle ödüllendirildiği de iddia edildi. Darp raporu alan er, saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Biliyorsunuz dördüncü yargı paketi tartışmaları bitmedi. Katalog suçlarda aranan somut delil şartı muhalefet tarafından çocuğun cinsel istismarıyla ilişkilendirildi. İktidar Partisi'nin hukukçu vekillerine göre söz konusu madde üzerinden yürütülen tartışmalar gereksiz. Çünkü yasalara göre çocuğun beyanı baş başına bir somut delil olarak değerlendiriliyor. Yalan, yanlış, gerçeğe aykırı bir sürü bilgilerle beraber kafa karıştırılıyor. Avukatı, temsilcisi gözetiminde vermiş olan ifadeler somut delildir zaten. Çocuğun beyanı hiç şüphesiz ki somut bir delildir. Sosyal medyanın baskısı altında çok kalınıyor. Meclisten geçen dördüncü yargı paketi başta sosyal medya olmak üzere muhalefet tarafından da çarpıtılıyor. Katalog suçlardaki somut delil şartı çocuk tacizcilerini koruyacak bir maddeymiş gibi algı oluşturuluyor. Hem keyfi tutuklama yapılıyor, tutuklamayı zorlaştırın, tutuklama istisnadır diyenler bu taraftan döndüler. Buradan bir mal bulmuş muharibi gibi bunun üzerinde maalesef istismar ediyorlar. Siz suçlara göre bir ceza hukuk yargılaması mı istiyorsunuz? Söyleyin yani bunu açıkça söyleyin ki biz de ona göre cevap verelim. Sınırı ve dengeyi korumamız lazım. Yargılama bunun için var. Muhalefetin iddiası cinsel istismara uğrayan çocukların beyanının somut delil sayılmayacağı yönünde. Ancak yasalara göre durum tam tersi. Beyan tutuklama için yeterli. Bilmediğimiz konularla ilgili, daha doğrusu öğrenmediğimiz konularla ilgili yorum yapmak doğru değildir. Diyorsanız ki bir çocuğun şartlar oluştuğunda sağlıklı vermiş olduğu ifade somut delil midir? Tabii ki somut delildir. Hem gözleme dayalıdır, hem müşahede etmiştir, hem yaşamıştır. Somuttur. Bir çocuğun beyanından daha büyük bir somut olgu olamaz. Burada bir eksiklik hata olmaz. Bu temel insan haklarına uygun, çocuğun ve küçüğün de yararına olan bir uygulama olacaktır. Somut bir değişiklik olmaz. Asla aleyhe bir sonuç doğurmaz. Hukukçulara göre somut delil tanımının doğru yapılması gerekiyor. Çocuğun her türlü beyanı, çizdiği resimler, alınan her türlü beyanı bir delildir. Delil, ikrar, ifade, beyan, birikişi raporu, gözlem, keşif. Bunlar delildir. Tabii ki somuttur. Somut olmaz olur mu? Adli tıp raporu oradaki fiziki bulguları tespit eder. Fiziki bulgular belirli bir zaman geçtikten sonra düzelebilir, iyileşebilir nedeniyle tespit edilememesi söz konusu olur. İfade kabiliyetini net yapması, tanımları net yapması gibi vakalarda çok net bir şekilde cezalandırılır. Eğer çocukların beyanları alınırsa 2 yıldan 4 yıla kadar olan hapis 4 yıldan 8 yıla kadar ceza verilecek. Üstelik usul hukuku gereğince düzenlemenin evrensel bir nitelik taşıması gerekiyor. Her olaya ayrı bir düzenleme yapılmasının dünyada örneği bulunmuyor. Ayrı ayrı kanunlar yaptığınızda bunun birbiriyle çelişmesi, uygulama zorlukları ve işin içinden çıkılmaz noktalara geliyor. Bugünkü düzenleme yeterli görüyorum. Kurban Bayramı'na denk gelen Haziran ayı evde bakım yardım ödemeleri öne çekildi. Bu kapsamda ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Temmuz ayında 893,1 milyon lira ödeme yapılacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık, Haziran ayı evde bakım yardım ödeme tarihinin Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildiğini belirtti. Evde bakım yardım ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bu çerçevede evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında Temmuz ayında 893,1 milyon lira ödeme yapılacak. Yeni zam oranlarıyla birlikte 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardım aylık 1657 liradan 1797 liraya çıkarıldı. Aile Bakanı Derya Yanık sosyal ve ekonomik destek miktarına ilişkin de bilgi verdi. Buna göre ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Temmuz ayında 170,9 milyon liralık destek sağlanacak. Biz Aile ve Sosyal Hizmet...
Bayram tatili 9 gün olacak. Bayram boyunca köprü ve otoyollardan geçişse ücretsiz olacak. Melis Coşan bizi bekleyen isim muhabir arkadaşım. Hemen Melis'in bulunduğu noktaya uzanalım. Elindeki bilgileri dinleyelim. Melis, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz. Dün müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının hemen ardından verdi. Bayram sürecinde köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak. Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. Ücretsiz seyahat 16 Temmuz Cuma akşamı gece saatinde başlayacak. 26 Temmuz Pazartesi günü saat 07'ye kadar da sürmüş olacak. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi köprüler, otoyollar, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yollar, otoyollar ve köprüler bu süreçte ücretsiz kullanılacak. Ve ayrıca Niğde-Ankara yolunda da otomobillere %20, minibüs, yolcu otobüsleri, kamyon, tır gibi araçlara da %40 indirimli seyahat edebilecekler bu bayram sürecinde. Tekrar altını çizelim. Ücretsiz otoyol ve köprü kullanımı 16 Temmuz gecesinden itibaren başlamış olacak. 26 Temmuz Pazartesi günü sabah 7'de de son bulmuş olacak diyelim. Söz tekrar stüdyoya bırakalım. Melis'e teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Sözü alalım. Kurban Bayramı'na sayılı günler var artık. Bayram alışverişi de başladı tabii ki. İşte her yıl İstanbul'da bayram alışverişinin en önemli adreslerinden biri olan Mısır Çarşısı'ndaki alışveriş telaş. Ben bayram alışverişine başladınız mı? Evet, başladık. Lokum aldım. Alışveriş efendim, bayağı almışsınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Neler aldınız? Karışık çerez. Aa, ne güzel efendim. Lokum aldınız mı? Yok, lokum almadım. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbullunun alışveriş rotası Mısır Çarşısı'nda da yoğunluk başladı. Vallahi bayram alışı başladı. Almancı gurbetçilerimiz olsun geldiler aileleriyle. İlk bayramlarını beraber geçirmek için. Neler aldınız? Bir şey alabildiniz mi daha? Kahve aldım. Şimdi de lokum alacağım. Hem kendimize hem annemlere. Anne, baba, sizi çok özledim. İnşallah görüşeceğiz bayramda. Şimdi dolma yapacağım. Yaprak alacağım. Ondan ne güzel efendim. Börekler hazırlandık. Oo, sonra da gelsin kilolar. Yok. İnşallah. Zaten pandemide aldığımızı aldık. Efendim, bayramın olmazsa olmazı şeker ve lokumlardır. İşte onlar da tezgahlardaki yerini aldılar ve lokumların fiyatı özellikle 12 liradan başlıyor, 65 liraya kadar yükseliyor. Çifte kavrulmuş lokumlarımız 12. Zereşli lokumlarımız var, narlı lokumlarımız, ballı lokumlarımız. Onların fiyatları da 65 lira. Özellikle hangisi daha çok tercih ediliyor? Genelde çifte kavrulmuş lokumlarımız tercih ediliyor. 1 Temmuz'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte bayram planları da şimdiden yapıldı. Bayramda Allah nasip ederse kurbanımızı keseceğiz. Ondan sonra zamanımız olursa bir iki gün bir tatil düşünüyoruz. Tedbirlerden bırakmamak gerekir. Allah izin verirse yakınlarımıza gideceğiz. El öpeceksin. Evet. Sonra da gelecek mi harçlıklar sence? Bence harçlık önemli değil ki. Aa, ne güzel. Ne önemli olan? Birbirimizi görebilmek. Herkesin bayramı mübarek olsun. Salgına birlikte yaşamımız tepeden tırnağa değişti. Alışveriş alışkanlıklarımız da değişime uğradı. Artık pazar, manav, market yerine daha çok internet sitelerinde alışveriş yapar olduk. Malum Kurban Bayramı'na da sayılı günler var dedik. Kurbanlıkların internet üzerinden satılması da bir seçenek. Alanların sayısı da bir hayli fazla. Peki internetten kurbanlık alınır mı? İşte yanıt. Kimi kurban pazarına geliyor, hissedarları ile birlikte keseceği hayvanı seçiyor ve daha sonra burada pazarlık yapıyor. Fiyatta anlaşıyor. Gelip bakması, görmesi lazım. Ne aldığını bilmen lazım. Pazara gelmesi lazım. Hayvana bir samimiyet göstermesi lazım. Tüyü falan parlak olması lazım. Hayvan biraz etini doldurmuş olması lazım. Şöyle hayvanın bak gözlerine falan bakacak. Böyle biraz sevecek. Yani hayvanın güzelliğine, yakışıklılığına falan bakacak. Ya kurbana biraz samimi yaklaşacak yani. Kimi ise buraya hiç gelmiyor, kurbanı internetten satın alıyor. Kredi kartıyla ödeme yaptıktan sonra evine koliyle et geliyor. Hayvan sadece işte 1500 liralık bir kredi kartından çekilen bir nakit rakam yani. Dijital bir kurban oluyor mesela. Dijital kurbanlık. Allah rızası için kurban alıyorsun. Elbise almıyorsun. Yani kurbanımızı kendimiz keselim, kendimiz bunu dert edinelim, kendimiz uğraşalım.
İnternetten kurban alınmaz. Yani vekaletini veriyorsun. Bir yere bir şeyi tuşluyorsun vekaleti verdim diye. Karşında canlı biri de yok. Kurbanı senin adına kesiyor. Ama depoda getimi getiriyor, kurban mı kesiyor? Bayramın birinci günü akşam sana kurban getiriyor ama ne olduğu belli değil. Belki hani satılamayan hayvan veya biraz daha yaşlı veya ne bileyim şey olan hayvanlar kesiliyor olabilir. O hayvanın senin kurbanı, yani bu kurbanla kesilip kesilmediği de belli olmayabilir. Belki de başka bir zaman kesilmiş olabilir. Başka bir kesilmişin eti getirilmiş olabilir sana. Şu dişler kalın olması lazım bakın. Bu hayvan kapağını atmış. 2 yaşını doldurmuş. Artık ben kurbanım diyor. Yani çok büyük bir ibadet bakın. Çok büyük bir ibadet. Allah'a ne et gidiyor ne kan gidiyor. Allah'a bir tek senin ihlasın gidiyor. Önemli olan bu. Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında kolaylık sağlanması için hac kartı uygulaması devreye girdi. Suudi yönetimi akıllı kartın rehberlik ve organizasyon gibi çeşitli hizmetlerde kullanımının açıldığını duyurdu. Suudi Arabistan hacılar için akıllı kart uygulaması geliştirdi. Hacılara ibadetleri sırasında kolaylık sağlaması hedeflenen kartlar, kamplara girme, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş ve ATM'lerden ödeme yapma gibi tüm noktalarda kullanılabilecek. Hacı adaylarının Mekke'ye gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla Ezzeydi bölgesinde karşılama ve kabul merkezi de açıldı. Açılışı yapılan merkezde akıllı hac kartının çıkarılmasına ve hac izinlerinin otomatik makinelerle okunmasına yönelik hizmetler sunuluyor. Merkezde 8000'den fazla araçlık park yeri, giriş ve çıkış kapıları bulunuyor. Mekke Emiri Prens Halid, Umre ve Hac Bakanı Yardımcısı Abdülfettah Meşat'ın katılımıyla karşılama merkezinde ilk akıllı hac kartını çıkardı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 12 Haziran'da hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini duyurmuştu. FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan tutuklandı. Örgütün Orta Asya sorumlusuydu biliyorsunuz. İfadesinde de çarpıcı detaylar var. Bir Ankara'ya uzanalım, nedir o detaylar diye hemen soralım. Muhabir arkadaşım Rüya Kuş bizi bekleyen isim. Rüya kritik ve önemli isimlerden bir tanesiydi. Kuşkusuz verdiği ifadedeki detaylar da önemli olacak. Süreç adına da neler söyledi, nedir elimizdeki bilgiler, seni dinleyelim. Özellikle Orhan İnandı, Fethullahçı terör örgütünün dershane adı altında Türkiye'de nasıl yapılaştığını anlattı. Buna da sınırlı kalmadı aslında, söz konusu yurt dışı bağlantıları olunca yurt dışına nasıl okullar açıldı ve bu okullar vasıtasıyla örgüte nasıl eleman yetiştirildiğini anlattı başsavcılıkta vermiş olduğu ifadesinde. Biraz daha detaylarına girecek olursak, eğer Fethullahçı terör örgütü üyesi misiniz diye soruldu kendisine. Aradan geçen bunca zaman rağmen, darbe girişiminin ardından yakalanıp ifade vermiş olmasına rağmen, Fethullahçı terör örgütünü ben hizmet hareketi olarak tanımlıyorum ifadesini kullandı. Hatta örgüt elebaşı Fethullah Gülen için de Fethullah Gülen Hoca Efendi olarak tanımlıyorum dedi. Örgüt içerisindeki bağını kabul etti ve örgüt adına harekette bulunduğunu da aktardı. Bununla beraber Adil Öksüz'le tanıştığını da söyledi kendisi. Bu kapsamda 88-89 yılları arasında yapılan bir sohbet toplantısına bir araya geldiklerini, tanıştıklarını, sohbet ettiklerini aktardı. Yine 2004, 2005 ve 2006 yıllarında yapılan diğer toplantılarda karşılaştıklarını, özel bir görüşmelerin olmadığını ama bu kapsamda bir tanışıklıkların olduğunu aktardı. 15 Temmuz sonrasında ise bir irtibatta bulunmadıklarını belirtti, ancak bununla beraber geçen süre zarfında Adil Öksüz'ün İstanbul ya da İzmir'de ders alan molalar olarak tabir edilen öğrenci grubuna girerek ders aldığını öğrendim ifadesini kullandı. Bu noktada verdiği bilgilerde dikkatleri çeken bir diğer husus da şu oldu. Darbe girişiminden yaklaşık 3 yıl sonra 2019 yılında Fethullahçı terör örgütü kampına katıldığını söyledi. Bunun için Pensilvanya'ya gittiğini aktardı. 3 gün süren bu toplantıda bir günlük bir toplantı kapsamında orada olduğunu, Fethullah Gülen'le yüz yüze bir görüşmesinin olmadığını, ancak daha evvelinde özellikle geçtiğimiz yıllarda gittiği takdirde Fethullah Gülen'le birebir yüz yüze görüşmeler de yaptığı bilgisini paylaştı. Yine 2020 yılı Kasım Aralık ayı içerisinde koronaya yakalandığını, bu kapsamda ağır bir hastalık sürecini geçirdiğini ve bu dönemde Mustafa Öz
Özcan, Naci Tosun, Ali Ursavaş gibi istişare heyetinde olan ve firari konumunda bulunan örgüt adına çok önemli isimler tarafından arandığını ve kendisi için de Fethullah Gülen'in de katıldığı bir toplu dua seansının düzenlendiğini aktarmış oldu. Bu kapsamda firarilere pasaport nasıl çıkartıldı sorusu oldukça merak edilen hususlardan bir tanesiydi. Kendisi ilginç bir itirafta da bulundu. 2015'te örgütün sözde üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekkalan, Naci Tosun'un da aralarında bulundu. 17 FETÖ'cünün pasaportun iptalinin Kırgızistan'da gündeme geldiğini söyledi. Elimden geldiği kadar cemaat mensuplarına pasaport almak için Kırgız yetkilileriyle iletişime geçtim dedi ve yine dosyaları istihbarat birimine ilettiğini aktardı. Bu kapsamda Mustafa Özcan, Suat Yıldırım, Bekir Bas, Hüseyin Saruhan, Ali Çelik, Zeki Pektaş, Halil Koç, Mutlu Şahin ve İzzet Aker'e onay verildiğini, Kırgız vatandaşlığı için onay verildiği bilgisini de paylaştı. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra yüz yüze toplantıların yapılamıyor oluşu sebebiyle bu kapsamda sohbet toplantılarının Zoom adı altında bir sohbet, online sohbet programı var. Buraya taşındığını söyledi ve bu programlar aracıyla örgütün hala sohbet programları düzenlediği bilgisini de yine başsavcılıkla paylaşmış oldum. Bu noktada dikkatleri çeken bir diğer husus da 15 Temmuz sonrası örgütün nasıl bir yapılanma içerisine girdi, özellikle yurt dışı okulları söz konusu olduğunda. Şunu aktardı kendisi: 15 Temmuz 2006 tarihinde meydana gelen darbe girişimi sonrasında hizmet hareketine ait eğitim kurumlarındaki öğrenci sayılarında azalmalar olduğunu, dolayısıyla gelirlerin düştüğü ve para akışının da kesilmesinden kaynaklı olarak iki okulun satıldığını, öğretmenlerin maaşının ödenemediğini aktardı ve örgüte katılımlarda da ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi. Bununla beraber bulundukları ülkelerde dikkatleri üzerlerine çekmemek için bazı önlemler aldıklarını aktardı. Faaliyet gösterilen ilgili ülkelerde siyaset ve siyasi konulara girilmemesi kararının alındığını söyledi. Hizmet hareketine ait eğitim kurumlarında, kendisi hizmet hareketi diye tanımlayalım, altını çizelim, örgüte ait eğitim kurumlarında çalışan Türk vatandaşı öğretmenlerinin de Türkiye'ye korktukları için gidemediklerini, çoğunun hakkında yine yakalama kararı olduğunu, aileleriyle görüşemediklerini, bu yüzden de moral motivasyon eksikliği yaşadıkları için de örgüt içinde özel sohbet toplantıları olduğunu ve yüksek tutulması için morallerinin bu kapsamda destekte bulunduğunu aktardım. Elbette bu süre zarfında Türkiye'de bulunan şahıslar da biliyorsunuz tutuklanmıştı ve halen pek çoğu cezaevinde. Dolayısıyla onların ailelerine de yardımlarda bulunulduğu bilgisini paylaştı. Muavenet adı altında yardımlar yapıldığını ve bu toplanan paraların himmet paralarından karşılandığı bilgisini de aktarmış oldu. Yine Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan gibi ülkelerde hizmet hareketi içerisinde yetişmiş ya da eğitim kurumlarına çalışmış ve darbe girişimi sonrası Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica eden öğretmenlerle irtibat kurulduğunu ve bu kapsamda onlara da muavenet adı altında yardım yapılması yönünde talimatlar verildi. Yine yardımlar yapıldı ya da yapılan talimatları onların toplaması, paraları onların toplanmasının istendiği bilgisini paylaştım. İlginç bir şekilde aslında örgütlerin yurt dışı yapılanması içerisinde ne kadar aktif olduğunu da anlattı. Bu kısım da oldukça önemli. Geçtiğimiz dönemlerde görevden alınan Kırgız Milli Eğitim Bakanı'nın da örgütün okullarında yetiştiği bilgisini paylaştı. Hali hazırda Viyana Büyükelçisi, Dubai Başkonsolosu ve bir önceki Amerika Birleşik Devletleri'nin Kırgızistan Büyükelçisi'nin de FETÖ okullarından mezun olduğu bilgisini paylaşmış oldu. Özellikle başvuru kayıtlarında da 15 Temmuz sonrası ciddi bir sıkıntıya girildiğini aktardı. Kendisi Orta Asya imamı olduğunda elbette ki vermiş olduğu ifadesini de kabul etti Cansın. Peki Rüya, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. İfadenin detayları da böyleydi. Devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merter'deki hizmet binası ve İspark kat otoparkı Haziran ayında müzayedeyle satışa çıkarmıştı. Gelen tepkiler üzerine o satış iptal edildi. Bir, belediye neden bir otopark satar? İki, neden üçte bir fiyatına satar? Ve siz hele ki seçim döneminde 100 bin araçlık yeni otopark yapacağım demişken neden bir otoparkı satmak istersiniz? Otoparkı önce satışa çıkardılar, gelen tepkiler üzerine geri adım attılar. Bu binanın arsası Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Büyükşehir'in mülkiyetine geçmiş. İBB yönetimi yerel seçimler öncesinde İstanbul'a 100 bin araçlık otopark sözü vermişti. Ancak verilen sözler yerine getirilmediği gibi mega kentteki mevcut otoparklar da satışa çıkarıldı. Bu otopark geçen yıl da gündemimize gelmişti. Şu şekilde gündemimize gelmişti. İBB geçen yıl burayı biz yaptık ve açıyoruz diye reklam yapmıştı.
Biz o zaman da tepki göstermiştik. Ya bu bina yıllardır burada diye tepki göstermiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haziran ayında düzenlediği müzayedeyle Merter'deki hizmet binası ve İspark Kat Otoparkı satacağını açıkladı. Bu yıl yine bu otopark gündemimizde, Merter'deki bu otopark gündemimizde şu şekilde İBB bu sefer de biz burayı satıyoruz diye karşımıza çıktı. Otopark bölgede 12 bin iş yerine ve vatandaşlara hizmet veriyordu. Satış kararına tepkiler gecikmedi. Merter gibi çok işlek bir yerde, 12 bin iş merkezine hizmet veren bir yerde neden bir otopark satılır? Bir de işin şu tarafı var, plan notlarına göre burası kamusal hizmet alanı. Yani burayı siz ticari vasıflara çeviremezsiniz. Dolayısıyla satın alan kişi burayı ne amaçla kullanacaktır, ticari olarak kullanamayacaksa. Vatandaşa bunu gösteriyorsunuz. Gerçekte olan bu. Sattık. Sonra yakalanınca, efendim biz burayı aslında satmayacaktık da şöyle oldu da böyle oldu. Gelen tepkiler üzerine İBB yönetimi satışın iptal edildiğini açıkladı. Bunu biz olumlu değerlendiriyoruz. Bundan sonra da yapacağınız hukuksuz işlemlerin takipçisi olacağız. Ve saatleri 12 yaptık ajans. Bugünün son saat dilimine sıcak bir gelişmenin detaylarıyla başlayacağız. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs dere yatağında devrildi. Kazada ikisi ağır, 13 kişi yaralı. Hadi açın, hadi yere kadar açın. Adıyaman'dan Ağrı'daki düğüne gidenleri taşıyan minibüs Eleşkirt'te dere yatağına yuvarlandı. Olayı gören köylüler araçtaki 13 kişiden 11'ini kendi imkanlarıyla minibüsten çıkardı. Durum jandarmaya bildirildi. Kısmen su dolan minibüste sıkışan diğer iki kişi de olay yerine giden ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Biz de çıkıyoruz. Biz gidelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama çalışmaları ve vaka sayılarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Ankara'ya bir gidelim, detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşı Mert Hacalioğlu bizi bekleyen isim. Mert, hoş geldin yayına. Neler söyledi Bakan Koca, seni dinleyelim. Cansın Elbacı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası sorularımızı yanıtladı. Tabii ki en merak edilen soruları kendisine yönelttik. Bu hususta aşılama zorunlu olacak mı olmayacak mı sorusunu kendisine yönelttik. Fahrettin Koca da aşılamanın zorunlu olmayacağını, bu noktada vatandaşları özellikle ikna yöntemiyle birlikte aşılamayı hedefledikleri ve bunun için de yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Hatta bu hususta bilindiği üzere artık aşıyı vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyoruz ve pek çok noktada bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Vatandaşlarımızı ikna yöntemiyle birlikte aşılamaya sevk etmeyi çalışıyoruz ifadesini kullandı. Tabii ki vakalardaki durum da oldukça önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geride bırakmış olduğumuz çarşamba günden itibaren %20'lik bir artış gözlendiğini, yani hafta sonu, geride bırakmış olduğumuz hafta sonu bir önceki hafta sonuna nazaran vaka sayılarında %20'lik bir artış olduğunu, özellikle artışın gerçekleşmiş olduğu illerin de aşılamada oldukça geri olduğunu dile getirdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illeri saydı ve bu bölgelerde özellikle aşılamanın düşük olduğu için vaka sayılarının artışını dikkat çekti. Bu nedenden dolayı vatandaşları da aşı olmaya davet etmiş durumda. Şu an itibariyle aşılamada son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranının %61 olduğunu, bir haftalık süreçte, yani bayrama kadarlık süreçte %70'ini Türkiye'nin en az bir doz aşı yapma hedefimiz var demişti. Zaten Türkiye %80 ve %85'lere ulaştığında toplumsal bağışıklık noktasında önemli bir sınıf atlayacağını da dile getirdi. Bir de geride bırakmış olduğumuz haftalarda bir tartışma konusu vardı. Hatırlanacağı üzere Sinovac aşılarının bazı partilerinde aşı yapılması bir durdurulmuştu. Bakan Koca'ya bu soruyu yönelttik. Burada 450 flokan ile kutular üzerindeki tarihler arasında bir uyuşmazlık var dedi. Flokandan kastı, şırıngaya bilindiği üzere bir tüp içerisinde bulunan aşı çekiliyor. İşte flokan denilmiş oldukları o kutuda bulunan tarih ile o flokanın kutusunda bulunan tarih arasında 2 günlük bir sapma vardı. Tedbir amaçlı aşılama kısa bir süre durdurulduğunu belirtti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hemen o aşıları teste soktuk. Herhangi bir sorun yoktu. Yalnızca şişeleme aşamasında tarihler 2 gün
farklı yazılmıştı. Bunu biz yine de test ettik. Herhangi bir problem olmadığını belirtti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Şunu da hatırlatalım. Kurban Bayramı'ndan sonra Sputnik aşılarının da Türkiye'ye yoğun bir şekilde geleceğini belirtti diyerek sözü yeniden size bırakalım. Peki Mert, teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Bir sıcak gelişme daha var. Ankara-Washington hattında Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin görüşmeler devam ediyor biliyorsunuz. Kabine toplantısı sonrası konuştu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Çerçeve çizildi. Türkiye'nin talepleri doğrultusunda havalimanı konusunda olumlu gelişmeler kaydedildi açıklamasını yaptı. Daha fazlası var. Hemen açıklamayı taşıyalım ekrana. Bakan Akar bölgede tüm dengelerin kurulduğunu söyledi. Biz 20 senedir oradayız. Herhangi bir muharip görev almadık. Biz Afgan kardeşlerimizin huzurunu ve güvenliğini arzu ediyoruz. Havalimanının işletilmesi lazım diyoruz dedi. Akar havalimanının kapanması halinde olası tehlikeleri de sıraladı. Bunu çok açık ve net söyleyeyim. Tüm Avrupa Birliği ülkeleri, NATO üyeleri ve diğer ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek zorunda kalacak. Ulaşım olmadığı zaman orada kalamazlar. O zaman orası izole bir devlet haline dönüşür. Bu da kabul edilemez ifadelerini kullandı. Ve FETÖ'nün üst düzey ismi MİT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen beyin takımından Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı. Ankara'da sorgulandı. 89 sayfa ifade verdi İnandı. FETÖ'nün Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya'daki tüm faaliyetlerini detaylarıyla deşifre etti. Ankara'ya uzanacağız. Muhabir arkadaşım Rüya Kuş bizi bekleyen isim o ifadenin detaylarını aktaracak. Rüya, bir kez daha hoş geldin yayına. Söz sende. Evet, Orta Asya imamı olduğunu kabul etti. 36 yıl boyunca örgüt adına faaliyet yürüttüğünü, bunun da 26 yılını Kırgızistan'da yürüttüğünü aktardı. Fethullahçı terör örgütünden haberdar mısınız sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Terör örgütü olarak görmediğini, bir hizmet hareketi olarak gördüğünü, Fethullah Gülen'i ise Fethullah Gülen Hoca Efendi olarak tanımladığını belirtti. Adil Öksüz'le tanıştığını anlattı. Ankara'da bir sohbet esnasında bir evde tanıştığını, devamında hemşeri olduklarını ve yine birkaç toplantıda karşılaştıklarını, bir araya geldiklerini, 15 Temmuz sonrasındaysa kendisinin darbe girişimine katıldığını ekranlardan öğrendiğini paylaştı. 2019 yılında Fethullahçı terör örgütünün kampına gittiğini, 3 gün kaldığını, bir gün boyunca Fethullah Gülen'in de katıldığı bir toplantıda yer aldığını, ancak yüz yüze görüşmesi olmadığını aktardı. Fakat 2021 yılı tarihinde, yani bu yılın Mart ayında yakalanmadan hemen önce Amerika'ya gittiğini ve Fethullah Gülen'le yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Özellikle de firarilere verilen pasaport noktasını önemli açıklamalarda bulundu. Yine 2015 yılında pasaport sürelerinin dolması beklenen 17 isim için Kırgız yetkililerle, Kırgız istihbaratıyla bir araya geldiğini ve onlara Kırgız vatandaşlığı aldığını paylaştı. Yine aynı şekilde firari konumdaki örgüt üyeleri için de zaman zaman yakın ilişkilerini kullandığını belirtti. 15 Temmuz sonrası örgütün toplantılara devam ettiğini, ancak bu toplantıları online olarak yaptığını, özellikle de Zoom üzerinden yapılan toplantılarla bu görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Ve yine 15 Temmuz sonrasında örgüt adına bazı kararlar alındığını aktardı. Siyasi faaliyetlere artık girilmediğini belirtti. Dediğimiz gibi oldukça önemli ifadelerdi ve Orhan İnandı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki Rüya, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. FETÖ terör örgütüyle ilgili başka gelişmeler de var. Sözde üst düzey isimlerinden olan terörist Mehmet Ali Şengül Almanya'da öldü. Terörist Şengül'ün Covid-19 nedeniyle 3 aydır tedavi gördüğü öğrenildi. FETÖ ile başı örgütü kurulduğunda yanındaki 14 kişiden biri olan Mehmet Ali Şengül öldü. Terörist Şengül'ün Almanya'da Covid-19'dan öldüğü öğrenildi. Kırmızı listede aranan Şengül'ün 3 aydır Esen eyaletinde tedavi gördüğü tespit edildi. FETÖ'cü Şengül, örgüt içerisindeki liderlik kavgası veren isimlerden bir tanesiydi. Elebaşı öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösterilen isimlerden biriydi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce firar etmişti. Hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği ve anayasal düzeni ihlale teşebbüs başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı da vardı.
Türk Yargısı 15 Temmuz gecesinin hesabını Fethullahçı terör örgütü üyelerine sordu. Bugüne kadar 152.247 kişi yargı önüne çıkarıldı. 24.283'ü ise hala cezaevinde. Açılan darbe davaları ise neredeyse tamamlanmak üzere. Açılan 289 darbe davasının 288'i tamamlandı. Sadece darbe girişiminde aktif rol aldıkları için 1634'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 3000 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Yani şehitlerin kanı yerde kalmadı. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'yi kana bulayan darbeciler, darbeye giren süreçte bütün benliğini bir örgüte satan teröristler yargının önünde hesap vermeye devam ediyor. Geçen 5 yıllık süre zarfında açılan 88.681 soruşturma dosyasıyla 3.000 Fethullahçı terör örgütü üyesine ceza yağdı. 24.283 örgüt elemanı ise hala cezaevinde. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesi 15 Temmuz tarihinden öncesine dayanıyor. Özellikle 2013 yılından sonra başta 17-25 Aralık kumpası olmak üzere özel hayatın gizliliğini ihlal, fişleme, sahte delil üretme, devlet içinde paralel yapı oluşturma suçlarından örgüt üyeleri hakkında arka arkaya pek çok dava açıldı. Dönemin emniyet müdürleri, savcıları ve hakimleri yargı önüne çıkarıldı. Zekeriya Özgübi, kamuoyu tarafından yakından tanınan kumpas savcıları ise yurt dışına firar etti. 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte örgütü köşeye sıkıştıran en büyük dava ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün çatı kadrosu hakkında hazırlanan 71 sanıklı iddianameydi. Aralarında firari isimler Fethullah Gülen ve Adil Öksüz gibi isimlerin de bulunduğu iddianamede sanıklara şafak operasyonu düzenleneceği iddiası darbe girişimini öne çekti ve Türkiye Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve en uzun gecesini 15 Temmuz gecesi yaşadı. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Darbe girişimi Türk milletinin kararlı ve demokrasi yanlısı duruşu sonucunda püskürtüldü. 16 Temmuz sabahı Türkiye için aydınlık günlere doğarken darbeciler için karanlık sürecinde başlangıcı oldu. 56.409 soruşturma dosyasında 109.421 kişi, 32.272 kovuşturma dosyasında ise 42.826 kişi olmak üzere toplamda 152.247 kişi hakkında işlem yapıldı. Onlardan 1.634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1.366'sı müebbet, 1.890'ı ise süreli hapis olmak üzere 3.000 kişiye ceza yağdı. Sadece darbe girişimi gecesi üstlendikleri aktif rol nedeniyle 289 darbe davası açıldı. 288'i tamamlandı. Yargılamalar sonucunda 4.890 kişiye mahkumiyet verildi. Cezaevindeki Fethullahçı terör örgütü üyelerinin tamamı darbe girişiminde aktif rol almadı. Ancak örgüt yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen kişilere de dava açıldı. Yapılan yargılamalarda 22.232 FETÖ'cü hüküm giydi. Halihazırda 2.051 kişinin yargılanmasına da devam ediliyor. Toplamda cezaevinde 24.283 FETÖ'cü yatıyor. Tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adamınız kalmadı. Yargılaması biten davalardan biri de kamuoyunda Genelkurmay çatı davası olarak bilinen ve darbe girişimini yöneten Yurtta Sulh Konseyi'nin yargılandığı dava. 224 sanıklı o davada 20 Haziran 2019'da 17 sanığa 141 kez olmak üzere toplam 133 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis, 23'üne de müebbet hapis cezası verildi. 5 sanık darbeye teşebbüse yardım, 24 sanık örgüt üyeliğinden ceza aldı. 33 sanık davada beraat ederken aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 13 sanığın dosyası ayrıldı. Elebaşılarınızın bir kısmı sizleri kelimenin tam anlamıyla satarak rahatça yaşayabileceklerini düşündükleri yerlere kaçtılar, kaçıyorlar. Ama hiç heveslenmesinler. Hepsini de saklandıkları deliklerde bulup birer birer adaletin karşısına çıkartacağız. Sivil imamlarla Ankara'ya bomba yağdıran FETÖ'cü hain pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı Akıncı davası da 26 Kasım 2020'de tamamlandı. Korkunun ecele faydası yok. Darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikast ve kasten öldürme suçlarından ve Ankara'ya bomba atarak pek çok sivilin hayatını kaybetmesine neden olan katil pilotlar Ahmet Tosun, Mustafa Azimetli ve Kemal Mutlum 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit oldu. Yüzlerce kişi de o gecede yaralandı. Peki o gün neler yaşandı? Bundan 5 yıl öncesinde neler yaşandığını hala hafızalarımızda aslında hatırlıyoruz. Ama unutmadık, unutturmayacağız diyerek de tazeliyoruz o günün şahitleriyle. Şimdi muhabir arkadaşım Mehmet Karataş günlerdir biliyorsunuz bu konuda özel yayınlar gerçekleştiriyor. İşte o yayınlardan biri gerçekleşecek şimdi. Mehmet, hoş geldin yayına. Konuklarım var yanında. Hemen sözü sana bırakacağım. Teşekkür ederim Cansu Evacı. Evet, özel yayınımıza oldukça anlamlı bir noktadan gerçekleştirdiğimizi sizlerle paylaşalım. Bulunduğumuz bu yer 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı direnen ve kahramanca onların önüne geçen şehitlerimiz adına yapılan şehitler makamındayız ve hemen arka tarafımızda ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi bulunuyor. Evet, hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti ve hain darbeciler de ilk olarak o hain yüzünü bulunduğumuz bu noktanın hemen yan tarafında, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde göstermişlerdi. Şüphesiz ki o günden bugüne her ne kadar yıllar, aylar geçmiş olsa da o yapılanlar asla unutulmayacak ve bizler de A Haber olarak unutturmayacağımızı her daim ifade ediyoruz. Ve şu anda da sizin de ifade ettiğiniz gibi günlerdir aslında o gecenin kahramanlarıyla buluşuyoruz ve onlar şüphesiz ki başta bu Fethullahçı terör örgütünün bu hain darbe girişiminin önüne geçense başta şehitlerimiz ve gazilerimiz, kahraman gazilerimiz ve vatanseverlerdi. İşte o vatanseverlik mücadelesinin verildiği noktalardan biri de işte bulunduğumuz bu noktada. Dediğimiz gibi Fethullahçı terör örgütü ilk hain yüzünü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde göstermişti ve ardından da tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da meydanlara çıkın ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanına gelmesi yönünde yaptığı açıklamaların hemen ardından milyonlar adeta sokağa dökülmüş, meydanları, köprüleri ve havalimanlarını Fethullahçı terör örgütünden kurtarmışlardı. Şimdi de yayın konuklarımız var. Hemen onları sizlerle buluşturmak isterim. İlk olarak dediğimiz gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hatırlayacaksınız, bir grup darbeci asker bu noktayı kapatmıştı. İşte onların karşısına dimdik, yürekli bir şekilde dikilen bir kadın vardı ve onların bütün tehditlerine ve silahlarını doğrultmasına rağmen bir adım dahi geri atmayı asla düşünmemişti ki bu görüntüleri aslında birçok kez A Haber ekranlarına taşımıştık. Evet, gazimiz Safiye Bayat'tan bahsediyorum. Yayın konuğumuz, çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ve hemen yanında yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gazi olan ve Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele veren Adem Sefer ve yine gazimiz Mustafa Öksüz bizlerle birlikte. Dilerseniz hemen ilk olarak burada Safiye Hanım'la başlamak istiyorum. 15 Temmuz gecesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. Neler söyleyeceksiniz? Tabii bu yıl 5. yılımız. Her zaman tazeliğini koruyor bizim için 15 Temmuz. Biz de elimizden geldiği kadar 15 Temmuz'u anlatmaya çalışıyoruz. Her yerde, Türkiye'nin birçok iline gidip programlar yapıyoruz. Sağ olsun milletimiz hiçbir zaman bizi unutmadı. Ben ayrıca teşekkür ediyorum gerçekten milletim adına. 15 Temmuz gerçekten hepimiz için bir milattı. Çok da güzel bir sabahına bir zaferle uyandık. Zaten gecesinde de biliyorduk bu hainlerin sabah yenileceklerini. Ben de onlarla konuştuğumda, hainlerle konuştuğumda, siz yenileceksiniz, bunu ben görürüm ya da görmem dediğimde de zaten hissetmiştim. Evet, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, şu an yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanmış bir kız kardeşiniz olarak hepinize, bu programları hazırlayana, herkese, dinleyene, herkese çok teşekkür ediyoruz. Lütfen böyle güzel anlar unutulmasın ve bizler unutulmayalım. Sadece 15 Temmuz'da değil, her zaman anılalım ve sorulalım. Çünkü 15 Temmuz dediğim gibi bir miladın takvimi ve bizler her zaman bunu yaşatmak için son nefese kadar dayanacağız ve direneceğiz. Biz karakterimizle ve duruşumuzla oradaydık. Allah'ın izniyle de çok güzel bir zafere uyandık. Safiye Hanım, özellikle şunu sormak istiyorum. Buyurun. Görüntülerde de gördük. Israrla siz onların silahı bırakması ve bu hainlikten dönmeleri yönünde burada ithamlarda bulunuyorsunuz. Yapmayın, etmeyin diyorsunuz ama onlar orada hiç sizi duymuyormuşçasına size karşı böyle bir mücadele veriyorlar. Orada tam olarak aranızdaki geçen o diyaloğu bizlerle paylaşır mısınız? Bir de onların o tavrı neydi tam olarak? Nasıl bir duruş sergilediler size karşı? Yani ben
Ben hepsine hain diyemiyorum. Arkadakilerini çünkü etkilememesi konusunda da hain binbaşıya da çok kez ikazda bulundum. Ama ön safhadakiler tabii hepsi direnmek için ve bazı şeyleri bilinçli olarak gelmişler belliydi. Ve akıllarındaki tek düşünce, elimizde ne kadar kurşun varsa biz bunları bunlara sıkalım. Evet. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Olduğu kadar. Dediklerini hissediyorsunuz tabii. Anlıyorsunuz çünkü onlarla konuşan ben olduğum için. Sordum. Dedim neden bunu yapıyorsunuz? Burası artık bizim dediler çünkü. Dedim burası nasıl sizin? Burası bizim. Burası hepimizin dedim. Sonra işte hırpalandık, tartaklandık. Yanağımın üzerinden ateş açtılar. Giderken köprüye ateş açtılar. Arkamdan yine ateş açtılar. Ha tabii çok sonrasında yaralananlar olduktan sonra bir yaralıya giderken kendi safımda yaralandım G3 kurşunuyla. Lakin öncesine gelirsek yani onların gittiğimde konuştuğumda yani gözlerindeki karanlığı hissedebiliyorsunuz. Artık diyorsunuz ki bundan sonranız yok. Yani gerçekten bir ölüm var ve yaklaşmakta. Elinizden ne gelir? Sadece uyarı ve sadece ikaz. Dilimin yettiğince, yüreğimin el verdiğince, kelimelerimi de en güzel şekilde seçtim ki belki benimle birlikte arkamdan biri de bize merhamet eder, gelir diye. Lakin gelmediler. Belki de aralarından gelebilecekler olan vardı. Ben inancımı sadece ve sadece öğrendiğim ilk düşüncemle, güvenle kurduğum için ben de güveniyorum. Belki gelemediler, belki korktular, belki sindirildiler, belki öldürüldüler. Gelmek isteyeni de çünkü kurşunlandığını biliyoruz. Askerlerin içinden birini hain, binbaşı, yüzbaşı öldürüldü biliyoruz. Ben şunu söyleyeceğim. 15 Temmuz'u ben neden unutmayın diyorum. Çünkü yaşayan tanıklar olarak bizler o günü biz yaşadık. Biz anlatabiliyoruz. Biz hissettiklerimizi size geçirmenin derdindeyiz. Başka derdimiz yok. Başka dertleri olan vardır. Ayıklayın. Biz ayıklayamayız. Biz elimizden tabii geldiğince 15 Temmuz'u unutturmama adına bu 5 yıl olduğu gibi her yılda il il gezmeye ve bu 15 Temmuz'un ruhunu anlatmaya, gençlerimize örnek olmaya, gerçekten mücadele ruhunu, Türkiye'de gençliğin ölmediğini, Türkiye'de vatanseverliğin bitmediğini göstermek için biz her zaman buralarda olacağız. Tabii bir taraftan da siz bu haberi aldığınızda, yani askerlerin, daha doğrusu Fethullahçı terör örgütü üyelerinin köprüyü kapattıklarını duyduğunuzda, buraya geldiğinizde o üniformayı onların üstünde görünce ne hissettiniz? Çünkü tabii, Mehmetçiğimizin forması vardı onların tabii, üzerinde. İlk diyorsunuz yani bunlar bizim askerimiz. Ama konuşunca anlıyorsunuz ki bizim askerimiz değil. Çünkü gitmek lazım, anlamak lazım, konuşmak lazım. Ve onlara gerçekten sizin güven verdiğinizi hissettirmeniz lazım. Uyarmamız lazım. Belki aralarından biri gelebilir. Sizinle olabiliri vermeniz lazım. O duyguyu hissettirmeniz lazım. Benim amacım buydu. Başkalarının ne amaçla, ne niyetle oraya geldiğini ben bilemem. Çok. Dediğim gibi kalpleri yalnızca ve yalnızca Allah bilir. Çok teşekkür ederiz. Hemen yanı başınızda yine gazilerimizden Mustafa Öksüz var. Siz de hemen tam karşı noktamızda, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gazi olmuştunuz. Askerlerin size karşı ateş edebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Hayır, hiç düşünmemiştim. Ben direkt indiğimde zaten askerlere yaralandım. 50-60 kişiydi o akşam. Askerlere 1 metre kala yaklaştık. Askerler darbe olup evinize dönün dediler. Ama biz Türk askerinin orada olduğuna dikkat edip şaşırdık. Sonra baktık ki bunlar millete ateş açıyorlar. Ben zaten kendim hemen, bizim 3 tane tank vardı. Birisi tanka kendimi attım. Askere yapma dedim. Bana tüfeğin dipçiyle vurup beni yere düşürdü. Ben tekrar yönlendim. Tekrar. O sırada ne diyorlardı? Siz ne diyordunuz ya da onlara? Darbe oldu diyorlar. Evinize gidin ama ateş açıyorlar millete. Ben zaten direkt birinci tanka atladım. İkinci sefer tanka çıktığımda yine aynı maruzlukta kalktım. Dedim ki ne yapayım? Tankın altına girip oradan, ben de kendim Karadenizli olduğum için tankın altına delik olduğunu farz ettim. Oradan askerleri etkisiz hale getireyim dedim ama öyle bir şey yoktu. Oradan arkadaşlarım geldi. Beni tankın altına, hatta tank kafasını böyle kaldırdı, hareket halindeydi. Arkadaşlarımdan biri beni tankın altından çekip çıkarırken hain darbeci Mustafa
üst tevmenin tüfeğine yapıştım. Sen dedim kime ateş ediyorsun? Senin burada annen, baban da o bilir. Sen bir askeri değil misin? Bir evladı değil misin? Ama beni hiç dinlemedi. O arada yine hain en rütbeli Adnan Yarbay geniş tüfeğini benim karnıma dayayarak beni vuracaktı. Ben de o anda dedim ki vurursa dedim vursun. Ben buna bir yüzüne bir yumruk vurunca onun tüfeği ateş alıp beni sol omuzumdan yaraladı. Bu şekilde gazi evet, oldunuz. Şekilde oldu. Ondan sonra orada yatarken... Çok zaten... özür, mikrofonu biraz daha yakın tutabilir misiniz? Evet. Aşağı. Buyurun. Tabii bir taraftan da şunu merak ediyorum. Şimdi siz orada yapmayın, etmeyin derken siz onları bir noktada ikna etmeye çalışıyordunuz. Evet, ama onlar sizi ikna etmek yerine ateş mi ediyorlardı? Evet, ateş ediyor. Siper alın dediler. Vatandaşa, yani halka ateş ediyor. Bakın halkın elinde silah yoktu. Türk bayrağımız vardı. Sopa da yoktu. Hiçbir yoktu. Durun diyorlar ama laf anlamadılar. Yani şartlanmışlar yani. Çok teşekkür ederiz. Ben tabii teşekkür hemen ederim. Yanınızda yine aynı köprüde, aynı noktada gazi olan bir diğer isimse gazimiz Adem Sefer'di. Şimdi kendisine de sözü bırakmadan önce şunu söyleyeceğim. O gece bizler de haber ekibi olarak tabii ki olup biteni halkımıza, milletimize anlatabilmek adına yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk. Özellikle de şunu gördük. Vatandaşların elinde sadece bayrak, dillerinde dualar vardı. Ve özellikle de ilk etapta aslında vatandaşlar ikna etmeye çalışıyorlardı. Yani yapmayın, bu gittiğiniz yol yanlış yoldur tarzında bir müdahale vardı. Ama karşı tarafın tavrıysa tam tersi. Karşısında sanki kendi milleti değil de bir düşman varmış gibi bir müdahale ediyorlardı. Daha doğrusu ateş ediyorlardı. Biz bunu haber ekranlarında o gece de ekranlara taşımıştık. Sizin peki orada gördüğünüz o tablo neydi ve tam olarak nasıl sizi ateş ettiler, nasıl gazi oldunuz o noktada? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti ama 5 yıl değil 5000 yıl geçse bir şey değişmeyecek. Çünkü bizim orada bulunan insanlarımız sağ o gün alana inen bütün kardeşlerimizin aynı ruh, aynı heyecanla sahada olduklarını gördüm. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Tabii şimdi bir taraftan kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da sizlere Şehitler Köprüsü, daha doğrusu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de şimdi ekranlara taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hemen karşı noktamızda bulunuyor. Hüseyin Koçak şimdi sizlere o noktayı gösterecek. Dediğimiz gibi Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadelenin verildiği noktalardan biriydi orası. Şüphesiz ki her iki köprüde de büyük bir mücadele veriliyordu. Ve orada şu an dediğimiz gibi orada verilen bu mücadelede o isimlerden biri de Adem Sefer'di. Buyurun efendim, devam edin. Ben öncelikle şunu ifade edeyim. O akşam şu anlamda önemliydi. O gün alana inen bütün herkes, alana inen bütün herkesin en büyük beklentisi hiç kimse üzerinde üniforma girmiş insanların hain olabileceklerini asla düşünmüyordu. Oradaki insanlarımızın sadece indiğimizde önümüzde bir tane Türk bayrağı ve Türk bayrağıyla birlikte askerlere doğru yürüyorduk. Oradaki yürüyen insanların hiçbirinin buradaki karşıdaki hainlerin, içlerinde bulunan hainlerin millete ateş edeceklerini silahsız ve sadece tekbirlerle birlikte Türk bayrağıyla alana inen, vatanına, milletine sahip çıkan insanlara silah doğrultabileceklerini biz düşünmüyor idik. Ama ne yazık ki biz bu anlamda askerle karşı karşıya geldiğimizde öncelikle yanımda bulunan kardeşim Mustafa'ya silahla ateş edildiğinde ben ön grubun en önündeydim. Bu anlamda şöyle insanlar o silah sesleriyle birlikte geriye kaçmaya kalktı. Ben ortada kaldım. Mustafa yerde yatıyordu. Evet. Döndüm. Öncelikle insanlara nereye gidiyorsunuz? Önünüzde çocuk vuruldu. Bırakmayın diye döndüm. Sonra askerlere döndüm. Siz ne biçim hainsiniz? Ellerinde silah olmayan, bayrak olan ve bu anlamda tekbir getiren insanlara kurşun sıkıyorsunuz dediğimde hiç orada olmadılar. Tekrar ateş etmeye devam ettiler. İşin özü bu ateş sırasında ben karnımdan aşağıya kadar sayısızca ufak şarapnel parçalarıyla yaralanmıştım. Yalnız yaralandığımı ancak köprünün üzerine çıkıp daha sonra, çünkü hainler ikinci köprünün üzerinde bulunan karakolda polisleri etkisiz hale getirmişlerdi. Biz onları polisleri onların elinden aldık. Sonra köprünün üzerine doğru yürümeye başladık. Ta ki köprünün ortasına geldiğimizde, ileride asker olmadığını öğrendiğimizde
Yanındakiler abi sen çok kötü vurulmuşsun dedi. Ben o zaman vurulduğumu fark ettim ama karnımdan aşağıya kadar tamamen yara içindeydi. Beni kollarından tuttular. Araba yoktu tabii ki. Beni yürüyerek yukarıya çıkardılar ve hastaneye götürüp hastanede tedavimizi yaptılar. Çok çok teşekkür ederiz bizlere vakit ayırdığınız için. Yine gazilerimizden Safiye Bayat sizlere çok çok teşekkür ederiz. Evet, dediğiniz gibi sizin de asla unutmayacağız. O gece tek bir mücadelenin tek bir sebebi vardı. O da darbecilere karşı vatanımızı korumaktı. Sizler de bunu en iyi şekilde üstünüze düşeni yaptınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katıldığınız için hem de o cesaretinizden dolayı herkese örnek oldunuz. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gazi olan Sayın Mustafa Öksüz'e çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ve gazimiz Adem Sefer, sizlere de çok çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti ama gazilerimizin de ifade ettiği gibi ne kadar zaman geçerse geçsin bu şanlı milletin vermiş olduğu mücadele de unutulmayacak ve hain darbecilerin ülkeye yapmış olduğu o ihanet de asla unutulmayacak. Bizler de A Haber olarak her daim bunu anlatmaya, o gece yaşananları ekranlara taşımaya da devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar stüdyoya bırakalım. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat şelalesi altında bulunan adacığa yürüyerek çıkan 3 genç suyun aniden yükselmesiyle mahsur kaldılar. Gençler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. 3 arkadaş Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düşük olduğu sırada Manavgat şelalesinin altındaki adacığa suda yürüyerek geçtiler. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen gençler ırmakta su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu çıktıkları o adacıkta mahsur kaldılar. Boğulma tehlikesi geçiren gençler adacıkta bulunan ağaçların dallarına tutunarak çevredekilerden yardım istedi. Yaklaşık bir saat mahsur kalan gençler itfaiye ekiplerinin kurtarma botuyla alınarak ırmak kenarına çıkarıldılar. İstanbul'da minibüs şoförleri Kahyalık adı altında kendilerinden zorla para toplandığını söyleyerek eylem yaptılar. Minibüsçüler yol kenarında kontak kapatırken zaman zaman tansiyon da yükseldi. ...210 minibüs şoförü kontak kapattı, Kahyalık sistemine tepki gösterdi. Ben niye para vereyim sana ya? Ben alın terimi sana niye yedireyim ya? Bu kadar kolay mı? İstanbul Arnavutköy'de yaklaşık 210 minibüsün şoförü ve hat sahibi Sultan Gazi Arnavutköy yolu Kayabaşı mevkiinde bir araya gelerek kontak kapattı. Minibüslerini yol kenarına park eden şoförler Kahyalık adı altında kendilerinden zorla para toplandığını iddia ederek eylem yapmak istedi. Alnımızı teriyle para kazanmanın derdindeyiz evimize ekmek götürebilmek için. Ama ne var? Her adım başında bir tane kahya var. Ne oldu? Bu da kafasına göre. Ondan 5 milyon alıyor, ondan 10 milyon alıyor. Benim yatırdığım sermayeyle onun kazandığı parayı ben kazanamıyorum. Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, yapılanın yanlış bir uygulama olduğunu söyleyerek araçların olay yerinden kaldırılmasını istedi ve şoförleri ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Bir saat süren eylemde zaman zaman tansiyon yükselirken minibüs şoförleri yetkililerden konuyla ilgili çözüm bekliyor. İstanbul Eyüp Sultan'da temizlik ve restorasyon çalışması nedeniyle suyu tahliye edilen gölette ters dönmüş bir otomobil bulundu. Aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Göletin suyu boşaltıldı. Çalıntı araba ortaya çıktı. İstanbul Eyüp Sultan'da herkesi şok eden bir olay yaşandı. Belgrad Ormanı içindeki bir gölet çevresinde temizlik ve restorasyon çalışması başlatıldı. Bu nedenle göletin suyu tahliye edildi ve gerçek gün yüzüne çıktı. Suyun çekilmesiyle göletin dibinde bataklığa saplanmış halde otomobil görüldü. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil saplandığı çamurdan güçlükle çıkarıldı.
Öte yandan otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. İstanbul'da son günlerde tramvay durağının önünde HES kodu olmayan turistler fırsatçıların hedefi durumunda. Fırsatçılar turistlerin İstanbul kartlarına para karşılığında HES kodu tanımlarken görüntülendi. HES kodu fırsatçıları turist avına çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Görüntüler İstanbul'un Fatih ilçesinde kayda geçti. HES kodu uygulaması fırsatçıların yeni gelir kapısı oldu. Öyle ki tramvay duraklarını mesken tutan fırsatçılar turist avına çıktı. Akbil gişelerindeki turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söyleyip cep telefonundan HES kodunu tanımlatıyor, ardından da işlem karşılığında değişen miktarlarda para alıyor. Fırsatçıların turistlerle para alışverişi yaptığı anlar kameraya yansıdı. Yani bu yabancı turistler için bu çok kötü olur bu HES kodu yani. 100 lira, 150 lira alacaklar. Onlara göre bunun adı yardım. Oysa göz göre göre halk sağlığıyla oynuyorlar. Burada gelen insanlar çoğu bilmiyor. Makineden nasıl kart alacağını bilmiyor. Kart almalarına yardımcı oluyorum. Evet, biliyorsunuz Haziran ayının neredeyse tamamını, Temmuz ayının da başlarını yağışlarla bitirdik. Yazı bir türlü getiremedik derken artık o sıcak kapıda, meteorolojinin bu konuda uyarıları da var. Ülkenin genelinde birçok noktada o sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Meteorolojinin yaptığı uyarı doğrultusunda 40 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları bizi bekliyor ki hissedilen hava sıcaklıklarını düşünmek bile istemeyeceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki gün. Günlerde kavurucu o yaz sıcakları geliyor. Yine batı kıyılarında hakim olacak sıcaklıklar. Keza Akdeniz'de de aynı şekilde İstanbul için de uyarılar var. Özellikle de ülke genelinde önümüzdeki günlere ayın 17'sine işaret ediyor. Meteoroloji uyarılarında sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağını, hafta sonu da termometrelerin yine 40 derecenin üzerinde göstereceği konusunda uyarılar var. Vatandaşları bu konuda uyarmış olalım. Tabii yağışlardan sonra yazın gelmesini de bekliyorduk. Şimdi Adana'ya bir uzanalım. Arkadaşlarım da ekrana taşıdı o uyarıyı. 17 Temmuz'a dikkat uyarısını. Halil İbrahim Uğur bizi bekleyen isim. Halil İbrahim, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakıyorum. Adana'da şu anda hava sıcaklığının özellikle güneşin gördüğü noktalardaki sıcaklığın 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Gölgede tabii ki biraz daha serin bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak havadaki nem de işte oradaki hissedilen sıcaklığı da artırıyor. İşte şu anda görüyorsunuz hemen yan tarafımda insanlar hemen gölgede oturarak sıcak havanın etkisinden bir nebze de olsa kurtulmaya çalışıyor. Tabii ki olumsuz hava Adana'da hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı şu anda mevsim normallerinin üzerine çıktı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 4 ila 6 derece üzerinde olduğunu söyleyebiliriz ki bu da zaten sıcak havayı hissedilen nemde sıcak havayı daha da artırıyor. Sadece insanlar değil, hemen yan taraftaki tavuğu da gösterebilirse kameraman arkadaşım, o da gölgeden dışarıya çıkamıyor. Hafta sonunda ise hava sıcaklığı daha da yüksek olacak. Tüm Türkiye mevsim normallerinin üzerinde 10 derece üzerinde bir sıcak havanın etkisi altında kalacak. Tabii ki koronavirüse dikkat etmek gerekiyor. Elbette Adana gibi sıcak bölgelerde maske kullanımı da oldukça zor oluyor. Sıcak havanın etkisi nedeniyle işte şu anda elimde termometre var. Biz gölgedeydik ve 34 dereceyi gösteriyordu. Güneşte ise hava sıcaklığı 44 derece. Tabii ki bu şu anki anlık ölçüm. Şunu da söylemekte fayda var aslında. Az önce işte bu termometreyle biz güneşteki güneşin sıcaklığını ölçmeye çalışırken termometremiz de bozuldu. Şu anda onu buzdolabında soğutarak da aslında kendine gelmesini sağladık. Şu anda 34.4'ü gösteriyor. Gölgede sıcakta ise 44 derece ve hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde özellikle 17 Temmuz'da Adana'da daha da sıcak olması bekleniyor. Türkiye genelinde de yine mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığının olması bekleniyor. Biraz ileriye gidebilirsek eğer ana caddeyi de gösterelim. Tabii ki hava sıcak olduğu için insanlar dışarıya da çok fazla çıkmak istemiyor. Dışarıya çıkanlar da hemen gölgelerde, park ve bahçelerde, buralarda dinlenmeyi
tercih ediyor ama insanların genelinin kapalı alanlarda, klimalı ortamlarda olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de cadde ve sokaklarda yoğun bir kalabalığın olmadığını ifade edelim. Sözü tekrar Adana'dan size bırakalım. Peki Halil İbrahim Uğur'a teşekkür edelim. Oradaki sıcaklık tahmin edilebilir derecede o hissedilen sıcaklık. Yine sıcak noktalardan bir tanesine Antalya'ya gidelim şimdi de. Turizm hareketliliğinden söz edelim. Hız kesmeden devam ediyor çünkü. Öyle ki sadece Antalya'ya son 2 haftada 1095 uçuşla 307.417 Rus turist gelmiş durumda. O noktada bizi bekleyen arkadaşım Yasin Anzerli. Yasin hoş geldin yayına. Sıcak havada sana da güneşin anında yayını yaptıracağız ama merak ediyoruz. Nedir yeni gelişmeler diye seni dinleyelim. Teşekkürler Cansın. Öncelikle hemen hava sıcaklığından da bahsedelim. Aynı Adana gibi Antalya'da sıcak yaklaşık 36 derecelik bir hava sıcaklığı var. Ama nem oranı %80 olunca tabii bu havalarda çok fazla vatandaşlarımız açık havada durmuyorlar. Nerede durduklarına ya da turistlerin nerede durduklarını sorarsanız denizde Akdeniz'in maviliklerine kendilerini bırakıyorlar. Tabii bayram yoğunluğu olacak. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bayramda Türkiye genelinde 10 milyon kişinin yer değiştirmesi bekleniyor ki ekonomiye de katkısı 10 milyar lira diye yetkililerden de böyle bir açıklama var. Yani bayram boyunca 10 milyar liralık bir ekonomik döngü olacak. Tabii özellikle Batı Akdeniz sahilleri, Güney Ege sahillerinin tamamının dolması bekleniyor ki şu anda otellerde ve bu bölgelerdeki doluluk oranları turistik tesislerde %90'ların üzerine çıkmış durumda ki %100'leri gören tesisler de var. Ama bayramda artık yer bulmak neredeyse imkansız oldu. Biz de şu anda dünyaca ünlü Konyaaltı sahilin en prestijli noktalarından bir tanesindeyiz. Ve hem Rus turistlerin hem de Avrupalı turistlerin çok fazla tercih ettiği bu noktalarda yoğunluk başladı. Az önce bir rakam verdiniz. Son iki haftada Rusya kapısının açılmasıyla birlikte Türkiye'ye gelen turist sayısı iki haftada 307 bin Rus turisti geçmiş durumda. Günlük uçuş sayılarına da biraz değinecek olursak Antalya Havalimanı'nın pistiyle buluşan uçak sayısı, uluslararası uçak sayısı 300'ün üzerine çıkmış durumda. Bu da aşağı yukarı 60 bin ila 70 bin arasında turistin her gün Antalya'ya ziyaret ettiği anlamına geliyor. Bayram yoğunluğuna son kez dönecek olursak Karadeniz bölgesi ve yine İç Anadolu'daki tarihi bölgelerde de yoğunluk başlıyor. Ve bayram boyunca da 10 bin otobüs, şehirler arası otobüsün de hizmet vereceğini söyleyelim. Ve Antalya'dan sözü Cansın Elbacı size bırakalım. Yasin teşekkür ediyorum sana ve kameraman arkadaşıma kolaylıklar diliyorum. Devam edelim Konya'ya gidelim. Beyşehir Göl'üne kazandırılan plaj sayesinde vatandaşlar Akdeniz'e gitmeden de tatil yapabiliyorlar. Burası Akdeniz veya Ege değil, Konya Ovası'nın plajı. Beyşehir Gölü Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olma özelliğine sahip. 3 kilometrelik alanda yapılan Karaburun plajı Konyalıların tatil yaptığı eşsiz bir yer. Konya'dan geliyorum. Konya'nın denizine geldim bugün. 3 gün önce reklamlarını gördüm. Bugün test etmek için buradayım. Çok başarılı bir yer. Güzel bir alan olmuş. Daha önceki sene, 2 sene önce gelmiştim. O zaman çok başarılı değil ama bu sene mükemmel olmuş. Tuzlu suda yüzemeseler de gölde serinleyip güneşlenebiliyorlar. Meşe ormanları arasında kamp ve piknik yapmak da mümkün. Ve bugünlük noktalayacağız. Yarın sabah saatler 9 gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın. Az sonra Üstad Can Okanar sizlerle. Hoşçakalın.